Yatırım Bülteni'nden merhaba, Bloomberg HT ekranlarındasınız. Ben Reyhan Baysan. Bugün Pelin Yantur yerine sizlere ben eşlik edeceğim. Orta vadeli programı bekliyoruz. Tabii ki bunun detaylarını da paylaşacağız ama öncelikle piyasalar açılmadan önce bilinmesi gerekenleri paylaşalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program kapsamında hükümetin büyüme, enflasyon, istihdam, cari açık ve bütçe dengesi gibi makroekonomik büyüklüklere ilişkin 2024 yılı tahminleriyle 2025 ila 2027 yıllarına ait hedeflerini açıklayacak. Geçen yıl Eylül ayında açıklanan son OVP'de büyüme oranının 2024 yılında %4, 2025'te %4,5 ve 2026'da da %5 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmişti. Bu hafta başında açıklanan 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı %2,5'la beklentilerin altında kaldı ve parasal sıkılaştırma adımlarının ekonomik aktivite üzerinde etkilerini gösterdiğine işaret etti. Bir yandan Cuma günü ABD'de açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde işgücü piyasasına ilişkin diğer veriler de takip ediliyor. Dün Temmuz ayı JOLTS iş ilanları açık iş ilanları verisi açıklandı ve 2021 yılının başlarından bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşti. Verinin ardından Fed'in faizleri keskin şekilde indireceği beklentileri arttı. ABD tahvilleri değer kazandı. 2 yıllık ABD tahvillerinin getirisi 2022'den bu yana ilk kez 10 yıllıkları getirisinin altına düştü kısa bir süreliğine. Ve JP Morgan, ABD seçimleri yaklaşırken artan volatilitenin yanı sıra büyümenin önündeki engeller ve ekonomik teşviklerin yetersizliğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için alım tavsiyesinden vazgeçti. Stratejistler yayımladıkları bir notta Çin'in hisseleri için tavsiyelerini aldan nötre düşürdüğünü yazdılar. Washington ve Pekin arasında yeni bir ticaret savaşı potansiyelinin hisseler üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti stratejistler ve Çin'in ekonomik çöküşten kurtulma hamlelerinin ise yetersiz kaldığını ifade ettiler. Japon işçilerinin reel ücretleri artarda ikinci ayda da bir şekilde artarak Merkez Bankası'nın bu yılın kalan kısmında ilave bir faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini destekledi. Önceden gelen veriler, ekonomik verileri takip ederek Japonya Merkez Bankası'nın yeniden bir faiz artırımına gidebileceği yönündeydi. Ve son olarak petrol diyelim, bir enstitüsü raporunun ABD ham petrol stoklarında büyük bir düşüşe işaret etmesiyle API raporunda 7.4 milyon varillik bir geri çekilme vardı geçen haftaki verilerde. Dolayısıyla biraz daha böyle bir dengelenme oluştuğunu görmek mümkün oluyor aslında ama haftanın başından bu yana Brent petrolü %8 civarında bir değer kaybı vardı. Şimdi veri takvimini paylaşalım, bakalım bugün hangi önemli gelişmeler izlenecek. Dijital Kaleniz NGN sunar. Ve saatler onu gösterdiğinde Türkiye'den verimlilik istatistikleri açıklanacak. İkinci çeyrek verilerini takip edeceğiz. Yine içeride haftalık rezerv, DTH ve yabancı işlemleri izlenecek. Her perşembe olduğu gibi banka ve para istatistiklerini takip ediyor olacağız. Euro bölgesinden saatler 12'yi gösterdiğinde perakende satış verisi izlenecek Temmuz ayına ilişkin olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise özel sektör ADP istihdam verisi Ağustos ayına ilişkin verileri gösterecek. Ve yine her perşembe olduğu gibi ve son dönemde biraz daha önem kazanan haftalık işsizlik maaşı başvurularını yine ABD cephesinden takip ediyor olacağız. Dijital Kaleniz NGN sundu. Şimdi Bloomberg HT analisti Sevcan Ersözlü bize eşlik edecek. Evet, bununla alakalı şimdi Sevcan Ersözlü bizimle beraber olacak. Hemen kendisine gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, günaydın, hoş geldin. Şimdi orta vadeli program, onu bekliyoruz, açıklanacak. Burcu Kıratlı ve Bekir Gürdamar da Ankara'da. Orada hani Bloomberg HT ekranlarında özel yayın olarak izleyeceğimiz
izleyebilecek, takip edebilecek ama piyasa etkileri nasıl olabilir? Sendeki detaylar nedir acaba? Onu da konuşalım. Güncel veriler üzerinden OVP'den neler bekleyebiliriz ve piyasa etkisi neler olur? Biz de bunu aslında OVP başlamadan önce bir miktar analiz edelim. Aslında hem büyüme tarafına odaklanacağız. Diğer taraftan da baktığımız önemli dengeler bütçe açığı dengesi ve cari açık dengesi olacak. Bunun gayri safi yurt içi hasılaya oranlarına yönelik daha öncesinde beklentiler, hedefler oluşturulmuştu OVP'de. Şimdi bu hedeflerden aslında beklenen seviyeye de ulaştık. Yeni hedefler ne olacak? Ama özellikle de büyüme ve enflasyon tarafı piyasa etkisini daha çok gördüğümüz veriler olacak diyebiliriz. 2024 yılı için enflasyon hedefi %33 seviyesinde orta vadeli planda bir öncekinde. 2025 yılı için ise %15,2 seviyesindeydi. Baktığımız durumda bu 2025 yılı için olan %15'lik hedefin de aslında ulaşılmasının bir miktar güç olduğuna yönelik piyasada beklentiler hakim. Buradan hemen Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon hedefini hatırlamakta fayda var. Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon hedefi ise %38 bant aralığında. Ve baktığımız durumda da büyümeye gelelim. Büyümeye geldiğimizde de 2024 büyümesi için %4'lük bir büyüme öngörülmüştü 2024 yılı için orta vadeli planda. Şimdi baktığımızda biz aslında hem yurt içi kurumlardan hem yabancı kurumlardan büyümeye yönelik farklı rakamlar, farklı hesaplamalar almaya başladık. Birinci çeyrek büyüme verisi güçlüydü ama ikinci çeyrekte biz dezenflasyonun etkisiyle beraber büyümede soğumanın da ilk etkilerini gördüğümüz ve bir miktar aslında daralmanın yaşandığı bir çeyrek olmuştu. Yurt içi kurumlar genel olarak %3 ile %3,5 arasında bir büyüme öngördüler. Yurt dışı kurumlara baktığımız zaman da ise genellikle aldığımız raporlar bir miktar daha Türkiye'de dezenflasyon süreci hissedilecek, ikinci çeyrekte soğumanın etkileri daha fazla hissedilecek mesajını veriyordu ki burada %2 ile %3 bandında bir büyüme öngörülmüştü. Dolayısıyla biz daha öncesinde de neyi takip etmiştik? Bir de onu söyleyelim. Merkez Bankası'nın aslında sunumlarında yer alan çıktı açığı görseli vardı. Çıktı açığı hesaplaması vardı. Burada da aslında ekonomistlerin hesaplaması %1,5'luk seviyesinde bir 2025 yılı büyümesi öngörmüşlerdi. Geldiğimiz noktada bu büyüme oranı aşağı yönlü revize edilirse piyasada aslında piyasanın yurt içi kurumların yapmış olduğu bugüne kadar analizler, ekonomistlerin yapmış olduğu analizlere edilirse daha paralellik gösterir gibi bir algı var. Diğer taraftan da neyi takip etmiştik? Cari açık demiştik. Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı için 2024 yılında %3,1 öngörülmüştü ama biz mevcut verilerle zaten %2 bandına kadar geri çekildik. 2025 yılı için ise %2,6'lık bir rakam öngörülmüştü. Dolayısıyla burada da aslında cari açık hedeflerine ve bütçe açığı hedeflerine de bakmaya devam edeceğiz diyebiliriz. Bütçe açığı tarafında şunu da söyleyelim. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2024 yılı için OVP'de 6,4, 2025 yılı için ise %3,4 oranında öngörülmüştü. Dolayısıyla bütün bu veriler hem cari açık hem bütçe açığı tarafında büyüme ve enflasyon kompozisyonunda bize orta vadeli planda 2025 ve 2027 bant yılları arasında neyi öngöreceğiz, ne tarafa doğru gideceğiz buna bakacağız. Diğer taraftan da şu vardı, hani kısa süre öncesinde dün takip ettiğimiz Merkez Bankası Başkanı Hatice Karahan'ın Reuters'e vermiş olduğu röportajda da dezenflasyon süreci başladı, devam ediyor. Aylık enflasyon da aslında baz etkisiyle beraber hem manşet enflasyonu hem de aylık enflasyonu baz etkisiyle beraber düşüş görüyoruz. Ama bu sürece destek olunması için bizim maliye politikalarından gelecek desteğe ihtiyacımız var mesajıydı. Dolayısıyla OVP'de bugün bunun karşılığını aramaya başlayacağız diyebiliriz. Piyasa etkisini de şöyle değerlendirebiliriz aslında. Dün biz Borsa İstanbul'da yurt dışından gelen risk iştahının olumlu etkisini görmüştük. Saat 5'te gelen %1'lik yukarı yönlü performans da yatay pozitif, yatay negatif bölgeye geçmişti Borsa İstanbul. Bugün bu gelişmelerin en büyük etkisi aslında bankacılık endeksi üzerinde gerçekleşecek diyebiliriz. Zirveden hala bankacılık endeksi %11 aşağıda. Fiyat defter oranı olarak da 1.65'lerden 1 seviyesine doğru düşmüştük. 1'in altına geçmiştik. Yeniden 1.16'lara doğru yükseldik. Dolayısıyla hem Fitch kararını beklerken hem de orta vadeli planın ilk etkisini takip ederken bugün bankacılık endeksi üzerinde ilk etkileri takip edeceğiz diyebiliriz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Bloomberg YT Araştırma Analisti Sevdin Arsözlü bizimleydi. Devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Evet, gözler OVP'de orta vadeli programı bekliyoruz. Şimdi East Capital gelişmekte olan piyasalar kıdemli danışmanı Emre Akçakmak bizimle beraber. Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, günaydın. Günaydın. Şimdi OVP ile başlayalım dilerseniz. Her an hani başlayabilir ve kameralarımızı çevirebiliriz. Ama Ekonomik Koordinasyon Kurulu üyelerinin de katıldığı ile beraber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Akçay'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de orada bulunuyor. Ve buradan çıkacak mesajlar tabii ki çok önemli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir hani Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerle olan yarışı diyelim, o süreç için baktığımız zaman bu atılan, beklenen adımlar, tahminler sizce nasıl yansıyabilir? Şöyle söyleyeyim, ben yurt içinde veya kendi tarafımızda baktığım zaman bu detaylar tabii ki de derinlemesine analiz edilecektir ama ben biraz da yabancı yatırımcı veya global yatırımcı gözüyle konuşmam gerekirse biz burada ana rakamlara bakacağız. Büyüme nedir? Buradaki bas senaryo nedir? Enflasyonda nasıl beklentiler var, cari dengede nasıl beklentiler var? Bu yani çok büyük bir gündem olmayacaktır açıkçası yabancı yatırımcı için. Çünkü geçmiş OVP'lerin karnesine baktığımız zaman bütün rakamlarda olumlu gitmesi istenen rakamların yukarı doğru beklentiler olduğunu, olumsuz gitmesi istenmeyen rakamların da aynı şekilde, yani mesela kişi başı gelire baktığımız zaman her zaman yüksek beklentiler olmuş ve çoğunlukla bu kaçırılmış. Enflasyon tarafına baktığımız zaman da her zaman enflasyonun düşeceği öngörülmüş. Fakat bu şu ana kadar gerçekleşmedi. Yani burada önemli olan pozitif bir iklimin sağlanması bu işin sonunda. OVP'yi konuşacağız. Eleştirmek isteyen OVP üzerinden eleştirecek, övmek isteyen OVP üzerinden övecek. Ama bizim gittiğimiz yola bakmamız lazım Türkiye olarak. Piyasalara nasıl etkisi olacağını gerçek rakamlarla, gerçekleşen rakamlarla göreceğiz. Yani ben OVP'yi çok hafife almak istemiyorum. Ama herhalde kısa vadede birazcık tepkilerin ölçülü olmasında fayda var. Bu arada ben biraz önce anons yaparken Cevdet Akçay demişim. Özür dileyerek düzeltiyorum. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bunu hatırlatayım. Peki şunu da sorayım, yani diğer konulara geçmeden önce yani biraz böyle hani yabancı gözünden siz bakma fırsatı yakalıyorsunuz. Dolayısıyla şu an yabancı daha çok nelere bakıyor? Çünkü 2024'te biz yabancı temasını biraz daha fazla konuşacağız gibi, en azından pozitif şekilde konuşacağız gibi düşünürken negatif şekilde konuşur bulduk kendimizi. Dolayısıyla burada biraz hani o iyileşmenin gerçekleşmesi için takvim 2025'e mi kaldı, ne dersiniz? Aslında pozitif veya negatif değil, aslında ben burada çok büyük bir sürpriz görmüyorum. Sene başında veya geçen seneden beri ekonomi yönetimindeki, Merkez Bankası'ndaki değişimler, sene başında bir değişim daha oldu. Burada bir hikaye vardı Türkiye'de, hala da o hikaye devam ediyor. Ama hikayenin kolay kazanımları elde edilmiş oldu. Bazı alanlarda pozitif sürprizler oldu, bazı alanlarda negatif. Pozitif rezervlerde oldu, negatif enflasyonda oldu. Ama kolay kazanımlar biz hisse piyasasında düşündüğümüz zaman yabancı için stratejik olmayan kısa vadeli hedge fonlar, taktiksel yabancılar. Bunlar zaten ülkeye geldi. Pozitif diye bahsettiğimiz şey buydu. Şu anda geldiğimiz noktada faiz artırımlarının, yapılması gereken faiz artırımlarının, yani doğru adımların maalesef acı reçetesiyle, yani acı yüzüyle, sancılı tarafıyla karşı karşıya geldik. Ekonomi yavaşlamaya başladı, karlarda belirsizlikler arttı. Aslında çok sürpriz bir durum yok, çok negatif bir durum da yok burada. Yabancının ilgisi azaldı, bu doğrudur. Yerlinin de ilgisi azaldı. Ama bu süreçler bizim çok uzun süredir geçmediğimiz ve geçilmesi gereken süreçler. O yüzden çok büyük bir negatif sürpriz olarak ben bunu görmüyorum açıkçası. Evet, şimdi terminalde bir grafik var ve orada iShares MSCI gelişmekte olan ülke ETF'lerinden Ağustos'ta 1,5 milyar dolar çıkış olduğunu gösteriyor ve Ekim'den bu yana gerçekleşen en yüklü çıkış olduğunun altı çizilmiş. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dışarıda da biraz böyle belirsizlik var bir taraftan. Yani faiz indirimleri başlayacak, miktarına dair soru işaretleri var ama faiz indirimlerine rağmen yurt dışında da hani risk iştahı çok fazla düzelmeyebilir beklentileri de paylaşıldı. Örneğin JP Morgan tarafından. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu gelişmekte olan ülkelerin ETF'lerinden çıkışlar beklenen bir süreç miydi 2024'ün bugünlerine geldiğimizde?
Bence genel anlamda risk iştahı hala olumsuz görünmüyor. Dünya çapında bahsediyorum. Yani gelişmekte olan piyasalara hala ilgi var ama oradaki en büyük sıkıntı çok uzun süredir konuştuğumuz üzere Çin. Çin orada olumlu bir yöne gitmediği sürece ve bu sene şunu hatırlamak lazım. Ocak ayından Mayıs ayına kadar Çin'de bir %30'luk, 31'lik rally gördük. Fakat o bir beklenti rallisiydi. Beklentiler gerçekleşmedi ve Çin tekrar zayıflamaya başladı ve zayıf veriler oradan gelmeye devam etti. Gelişmekte olan piyasalarda da aslında çok çok olumsuz bir durum yok. Ama bir sorunumuz orada Çin. Çin'deki düşük performans gelişmekte olan piyasalara daha az para çekilmesine sebep oluyor. Bir de biz bu seneye baktığımız zaman gelişmekte olan piyasalar endeksi %10 yukarıda dolar bazında. Bu aslında kötü bir yıla işaret etmiyor. %10 iyi bir rakam. Ama gelişmiş piyasalara Amerika'ya baktığımızda %15-17'ler seviyesinde. Yani oradaki güçlülük hala gelişmekte olan piyasalara Çin'deki zayıflıkla beraber ilginin göreceli olarak az olmasına sebebiyet veriyor. Bir de son olarak hisse piyasasından bahsettim. Bunun dışında da faiz ortamına baktığımız zaman, enflasyon ortamına baktığımız zaman gelişmekte olan piyasalarda aslında faizlerin de düştüğünü, Eurobond faizlerinin Türkiye dahil birçok piyasada düştüğünü görüyoruz. Yani genel anlamda risk iştahının çok azaldığını söylemek mümkün değil ama oynaklık artmaya başladı. Şimdi Fed'in artık faiz indirimine başlayacağı dönemde soru işaretleri artmaya başladı. Önümüzdeki 3-6 ay, bundan önceki 3-6 aydan biraz daha farklı olabilir. Oynaklığın biraz daha yükseldiği bir ortam görebiliriz. Evet, şu anda da yani mesela bu VVIX, hani VIX'teki oynaklığı gösteren endeksi açtım. Hani 5 Ağustos'tan sonra son birkaç gündür de yukarı yönlü hareketler olduğunu görmek mümkün oluyor. Yani küresel çapta evet biraz oynaklığın arttığından bahsediyoruz ama acaba hani burada özellikle Çin tarafından bahsettiğiniz JP Morgan da alım tavsiyesinde ticaret riskine işaret ederek nötr seviyesine düşürdüğünü görmek mümkün oluyor. Burada en büyük risk sizce ne olacak geri kalan dönemde? Yani burada yatırımcılar kendilerini nelere göre biraz daha dikkat ederek pozisyonlandırmalı, ne dersiniz? Global anlamda en büyük risk şu anda Amerika'da yumuşak iniş mi, sert iniş mi bu tartışmalar yapılmaya başlandı. Bunu konuşacağız önümüzdeki dönemde. Yani Cuma günü zayıf bir veri gelirse evet hepimiz aylarca Fed'in faiz indirimlerini bekledik ama bu sefer de çok yumuşak bir hani kötü haber iyi haber gibi bir ortam vardı. Kötü haber demek faiz indirimlerinin gelmesi demekti. Ama kötü haber biraz daha ölçüsüz derecede kötü olmaya başlarsa burada biraz daha sert iniş ve biraz daha negatif beklentilerin fiyatlanmaya başladığını görebiliriz. Bence en büyük risk bu. Çin'de de tabii ki riskler var. Çin'de işlerin biraz daha özellikle gayrimenkul sektöründe daha kötüye gideceği yönünde de beklentiler var. Ama bence Amerika'daki sert iniş senaryolarının fiyatlanmaya başladığı takdirde ben başlandığını henüz düşünmüyorum ve başlanması gerektiğini de böyle bir ortam henüz yok. Ama veriler geldikçe herhalde kısa vadede ve orta vadede en büyük risk bu olarak görünüyor global piyasalar için. Evet, şimdi müsaadenizle bir görüşe yer verelim. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, yurt dışı piyasalarda tehlike boyutunun çok yüksek olduğunu, küresel piyasalarda olası bir likidite sorunundan kimsenin kaçamayacağını söyledi. İzleyelim. Yurt dışı bence bayağı ben hani böyle bir tehlike boyutunun yüksek olduğu esasında bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani senle de daha evvel program yaparken hep şunu söylüyordum. Hani birçok jeopolitik sıkıntı var yaşadığımız çevremizde. İşte her yerde savaşlar devam ediyor. Hani bunlar bir risk mi? Risk. Ama bunları çok fiyatlamak böyle piyasanın çok istediği bir şey açıkçası hani bugüne kadar değildi ve hani bunları da çok fazla açıkçası ben de böyle hani piyasalar üstünde çok büyük bir risk olarak da görmüyordum. Hani onun dışında birçok hani riski konuştuk yurt dışında oluşabilecek ama hani bu tarafta son yaşadığımız bu Japonya'daki riskin büyük olduğunu ve bunun esasını ana sebebinin hani bir likidite riskine doğru burayı yönlendirebileceğini ve dünyanın esasında birçok yaşadığı problemi ki bence dünya şu anda tarihin en yüksek borçlanma seviyesinde ve faizlerin de geldiği nokta ortada. Bütün bunlar olurken de hani çok basit düşündüğümüzde dünyadaki ekonomik aktivitenin gücü de ortada. Dolayısıyla hani bütün bunlar olurken böyle bir likidite problemini
tetikleyebilecek bir sonuçta bir olayın, ekonomik bir olayın ortada olmasının ben her zaman çok büyük bir risk olduğunu düşünüyordum ki bence birazcık o riskin yansımalarını şu anda görüyoruz ve bence bundan sonraki süreçte de ben açıkçası görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla hani bugün tabii ki de senin söylediğin şey çok önemli. İşte gelen bu datalarda hep iyi data, kötü data geldiğinde ona göre hep ters, daha ters bir pozisyona sebebiyet veriyor piyasalarda ama yani şöyle bir gerçek var. Bence çok majör ve hani bundan sonraki süreçte de bence çok konuşacağımız çok ciddi bir dünya ekonomisi açısından bir risk ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla hani o bahsettiğimiz işte geçmiş yıllardaki bu faiz indirim süreçlerinin başladığı dönemden sonra hep o yurt dışı piyasalardaki sert geri çekilmeler olmuş, çok ciddi sıkıntıların yaşadığı dönemlere gitmişiz. Dolayısıyla ben gerçekten ona benzer bir süreci açıkçası burada görüyorum. Evet, şimdi Emre Akçakmak'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Biraz istihdam piyasası tarafına bakalım dilerseniz ABD'de. Dün gelen JOLTS verisi çok iyi gelmedi. 1 milyon, 8 milyon 100 bin civarında beklenirken 7 milyon civarında geldiğini görmek mümkün oluyor. Dolayısıyla hani burada biraz hem de işten çıkarmaların da arttığını gösterdi alt kalemler. Ne dersiniz? Yani bugün de ADP özel sektör verisi gelecek. Yarın istihdam rakamlarını alacağız. Tarım dışı istihdam verisi ki bu belki de bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesi olarak görülüyor. Fed'den hemen bir kötü veri geldiği zaman faiz indirim miktarının 25'ten 50 bas puana doğru çıktığını, arttığını görmek mümkün oluyor swap piyasalarına da baktığımız zaman. Ne dersiniz? Oradaki beklentiler sizce nasıl şekillenecek bu hafta için? Cuma günkü veri çok daha önemli olacak. Onu görmek lazım. Fed'in işi de şu anlamda çok zor tabii ki. Bunu söylemek kolay. Bunun karşılığı işte 50 bas puan indirim diye bir şey biz bir senaryo kurabiliriz. Hatta bundan birkaç ay, hafta önce Fed'in acil bir toplantı yapıp faizleri indirmeye başlaması gerekir şeklinde yorumlar da vardı piyasada. Ama Fed 50 bas puanla başlarsa bu işe biraz sert iniş senaryosuna yakınlaşıyor muyuz acaba diye düşünüp piyasada çok daha negatif tepkiler gelebilir. 25 ile başlarsa geride kalma ihtimali var. O anlamda çok zor aslında. Ben eğer bana sorarsanız 25 ya da 50 arasında ben 25'ten başlayarak 25 ama biraz daha faizleri indirmeye yönelik yorumlar bekleyebilirim. 50 olursa belki biraz daha dengeli yorumlar gelebilir ama oradaki Fed'in yapacağı indirimin dengesi de aslında çok önemli ama bütün bunlar verilere dayanıyor ve şu ana kadar gelen veriler pek olumlu değil. Evet, şimdiye kadar hani Fed faiz indirim döngülerine nasıl başlamış diye baktığımız zaman çoğunlukla 25 bas puanla biraz hani böyle adımını kısa tutarak başladığını görüyoruz. Ve hani bu gibi süreçlerde yüksek faizler sonrasında da yüksek faiz süreci ardından da yalnızca 3 kez bir resesyon olmadan ABD ekonomisi o yumuşak inişi yapmayı başarmış. Yalnızca 3 kez yapabilmiş. Diğer zamanlarda hep bir resesyon, bir zorlanma olmuş gibi duruyor. Dolayısıyla bunları takip edeceğiz. Ama bir taraftan hani burada doların seyri açısından gelişmekte olan ülke para birimlerine hani biraz konuşmamız gerekirse doların seyrine bakarsak nasıl beklentiler var? Orada çünkü çok fazla zayıflayacağına dair beklentiler aslında korunmuyor. Dolayısıyla buna ne dersiniz? Oradaki beklentileriniz nasıl? Siz çok güzel bir yerden başladınız ve devam ettiniz bundan önceki Fed'in faiz indirimlerinde ne olmuş diye. 1980 sonrası faiz indirimlerine baktığımız zaman piyasa nasıl hareket etmiş, ne derece faiz indirimi olmuş veya doların gücü hangi noktaya kadar değişmiş diye baktığımız zaman aslında burada belli istatistikler var ve bunlar her zaman hepimize çok ilginç gelen istatistikler. Ama bunların ortalamasını alıp buradan bir sonuca varmak aslında çok zor. Her dönemin kendine özel şartları var. Mesela bu faiz indirimlerinin arasında yanılmıyorsam Ekim-Kasım 2019'da başlayan indirimler var. Ama bu daha sonra Covid kriziyle beraber hızlanan indirimler ve bundan sonra piyasaların çok iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Ama burada tabii ki ekonomiyi hızlandırmaya yönelik atılan adımlar vardı.
Veya daha önceki dönemlere baktığımız zaman 2007'de başlayan var ama daha sonra faiz artırımı, faiz indirimi karışık bir dönem var. 2000 yılında piyasanın çok muhteşem bir performans gösterdiği teknoloji balonunun oluştuğu dönemde başlayan. Yani her dönemin aslında kendine has özellikleri var. Ama illaki bir genel çerçeve çizmemiz gerekirse faizler yukarı giderken piyasalar çok kötü performans göstermemiş. Çünkü faizler niye yukarı gidiyor? Ekonomide ısınma başlıyor. Ve bu ısınma süresince karlar artmaya başlıyor ve piyasalar bununla beraber performans gösteriyor. Faizler düşürülmeye başlandığı zaman kısa vadede çok ciddi hareketler görmüyoruz. Ama 2-3 senelik vadede Amerikan hisse piyasalarının yavaş yavaş geri gelmeye başladığını, yani burada aslında ters bir etki görüyoruz. Faizler artırılırken piyasalar yukarı gidiyor. Çünkü ekonominin ısınması demek faizin artırılma ortamı. Faizler indirilmeye başladığı zaman da bir yandan teknik olarak değerlemelerin artması lazım. Varlık fiyatlarının iskonto oranları düştüğü için, faizler düştüğü için. Ama piyasalarda zaten performans göstermiş olduğu için yavaş yavaş geri çekiliyor. Dolara baktığımız zaman da faizler artırılırken doların genel çerçevede güçlendiğini görüyoruz. Bu sefer de öyle oldu. Geçmiş 2-3 senelik vadede Amerikan dolarının güçlendiğini gördük. Fakat 2-3 senelik vadede belki 6 ayda 1 senede bu çok net olarak görünmüyor. Hafif bir zayıflama başlıyor. Ama faiz indirimini takip eden 2-3 senelik vadede doların biraz daha zayıfladığını gördük. Bu sefer de en azından piyasalar biraz daha karışık olabilir ama Amerikan dolarının biraz daha zayıflamaya başladığı bir ortamı yine bu sefer de görebileceğimizi düşünüyorum ben. Evet, bir taraftan da hani belki sabit getirili varlıkları konuşmakta da fayda var. Bu da tabii ki faiz oranlarının seyrine göre belli olacak gibi. Dolayısıyla yani burada mesela işte faizler düşük olduğu zaman biraz daha hisse piyasalarında getirilerin fazla, tahvil tarafında daha az getiri olduğu, yüksek faiz ortamında tam tersi ortam olduğuna dair hesaplamalar yapılıyor. Ama şu anda da hani belki de hani Fed'in ne kadarlık bir faiz indirimine gideceği konuşulurken sıkı para politikasını elden bırakmak istememesine yönelik beklentileri faizleri çok da açığa çekmeyecek gibi duruyor. Yani belli bir yükseklikte kalmaya devam edecek. Dolayısıyla bu yine yüksek faiz sayılıp sabit getirili varlıklar işte tahvil tarafına biraz daha öne çıkarabilecek bir rol oynar mı sizce? Ne dersiniz? Bu çok önemli bir konu. Biz şu anda 25 mi 50 mi olacak, ne zaman olacak veriler diye konuşuyoruz ama faiz indirimleri yine geçmişe baktığımız zaman faizlerin %15'lerden 10'lara çekildiği ortamlar da yaşanmış. %5'ten işin sonunda %1'e, 0'a geldiği ortamlar da yaşanmış. Yani burada aslında çok ciddi bir fark var. Şu anda baktığımız zaman çok yoğun olarak faizler ne zaman indirilecek sorusunun arkasında bizim bundan sonra konuşacağımız şey, bu da muhtemelen önümüzdeki 6 ay boyunca veya 6 aydan sonra olacak. Biz %5, 5,5'lardan 2'lere mi ineceğiz, 4'lerde mi kalacağız, 3'lere doğru mu gideceğiz şeklinde bir soru olacak. Ve muhtemelen daha önceki tecrübelere baktığımız zaman onlar kadar faizleri indirecek yeri yok Fed'in. Yani bu enflasyon ortamında, Amerika'da hala %3 enflasyonun konuşulduğu ortamda %3'ün altına kısa vadede faizlerin ineceği görünmüyor. Burada önemli olan hisse piyasasına veya varlık fiyatlarına baktığımız zaman burada biraz daha belki rotasyondan bahsedebiliriz. Çünkü hisse piyasasında özellikle teknoloji şirketleri, yapay zeka şirketleri bunların çok ciddi performans gösterip piyasaları olduğu gibi yukarı çektiğini gördük. Ve küçük şirketlerin, biraz daha tüketici odaklı şirketlerin çok fazla geride kaldı. Belki değer yatırımcısının veya değer vaat eden şirketlerin, çarpanları düşük olan şirketlerin çok daha geride kaldığını gördük. Bu ortamda faiz indirimlerinin en elle tutulur etkisi, pozitif etkisi olarak tüketici, onların verdiği işte mortgage, kira değerleri bir anda orada çok ciddi bir rahatlama göreceğiz. Ve belki biraz daha piyasanın yönünü tahmin etmek biraz daha zor. Belki bu sefer teknoloji şirketleri biraz durulursa endekslerin, Amerikan endekslerinin özellikle yukarı gitmediğini görebiliriz ama oradaki rotasyonla beraber küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin, tüketici odaklı şirketlerin biraz daha pozitif etkilendiğini ve biraz daha rotasyonun başlayabileceği bir ortamı görebiliriz. Yani endeks açısından konuşmak zor
Ama geride kalan şirketlerin biraz daha ciddi performanslar gösterdiği bir ortamdan bahsetmek mümkün bence. İnovasyon teması gerçekten önemli. Özellikle teknoloji tarafında Nvidia bilanço açıklığından bu yana piyasa değerinde ciddi anlamda bir değer kaybı oluştu. Yapay zekanın elle tutulur faydaları, verimliliği tam olarak ne zaman hayatımıza katabileceği, maliyet düşüşlerini ne zaman sağlayabileceği bunlar da tartışılırken biraz böyle sanki teknoloji rüyası, hani balonu demeyelim ama rüyası biraz zedelenmiş gibi duruyor ve anlatmış olduğunuz sebeplerden dolayı da bir rotasyon oluşması mümkün. Şimdi son olarak emtia tarafını da konuşalım dilerseniz. Oradaki başlıklara da bakalım. Çünkü petrolde 14 ayın en düşük seviyelerine gelindi ve böyle iki taraftan da farklı haber akışları var. İşte bir taraftan ABD'de stoklar düşüyor, bir taraftan OPEC artı ülkelerinde arz kesintilerinin sonuna gelindiğine dair haberler çıktı. Sonra bunun geri alınacağı söylendi ve işte petrol fiyatlamalarında dalgalanmalar gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Emtiada öne çıkanlar nasıl sizce? En çok takip ettiğiniz nedir şu süreçte? En son ve hızlıca lütfen. Yani petrol tarafında daha çok temel olarak, temel analiz olarak, arz talep olarak baktığımız zaman petrolü yukarı ittirecek bir faktör görünmüyor. Orada sadece jeopolitik gelişmelerin etkisi olarak petrol fiyatlarında zaman zaman yukarı çıkışlar olduğunu görüyoruz. Bence genel çerçevede de emtiada da Çin'deki bu zayıflık devam ettikçe, Amerika'daki zayıflığın başlama sinyalleri gelmeye devam ettikçe emtialarda da çok ciddi herhalde yükselişler görmeyeceğimiz bir ortamdayız. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. East Capital gelişmekte olan piyasalar kıdemli danışmanı Emre Akçakmak bizimle beraberdi. Gözler OVP'de ve biz de şimdi kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Bloomberg ET araştırma analisti Burcu Kıratlı ve Bloomberg kıdemli muhabiri Burak Karagöz. Şimdi orada Burak, seni görüyorum ekranda, ikinizi görmeyi bekliyordum ama hemen sözü ben sana bırakayım. Reyhan teşekkürler. Burcu da yanımda. Birazdan toplantı başlayacak. Biz de bekliyoruz buradaki tüm basın mensupları gibi. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi enflasyon mu, büyüme mi, ne, hangi tarafta revizyon olacağına dair konuşmalar var. Yanımda Burcu var. Burcu'ya hemen soracağım. Burcu sen de biraz önce Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Cevdet Akçay Hoca'yı gördün. Dolayısıyla da onunla da konuştum. Neler konuştunuz? Şu anda oturuyorlar. Hızlıca alayım ben. Enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edecek mi ki beklenen bu? Özellikle 2025 yılı tahminleri Burak muhtemelen yukarı yönlü revize olacak. Piyasalar açısından bakalım nasıl bir etkisi olacak değerlendirmeye devam edeceğiz ama şu anda tabii Merkez Bankası son gelen enflasyon rakamlarından sonraki çok teşekkür ediyoruz. Burak Karagöz sana da şimdi orta vadeli program açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını dinlemek üzere kameralarımızı Muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılını şekillendirecek olan orta vadeli programa ilişkin politika çerçevesini, hedefleri ve uygulama araçlarını sizlerle paylaşmak üzere toplandık. Ekonomimizin büyümesi, istihdam görünümü, finansal ve fiyat istikrarı gibi kritik alanlarda nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi program yaklaşımımız ile ortaya koyacağız. Sunumumuzda öncelikle OVP hazırlık sürecimizden bahsedip, OVP'den itibaren son bir yıla dair değerlendirmelerimizi paylaşacağım. Sunumun kalan bölümünde güncellenmiş OVP'deki makroekonomik politika çerçevemizi aktararak ekonomik ve mali hedeflerimizle beraber bunlara ulaşmamızı sağlayacak politika ve tedbirlerimizi özet bir şekilde sizlere aktarmış olacağım. Yeni OVP döneminin ülkemize, milletimize öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, 3 yıllık perspektifle hazırlanmış temel politika belgesi olan orta vadeli program, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından müştereken hazırlanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile resmileşmektedir. Bu programın amacı makroekonomik politikaları belirlemek ve temel ekonomik büyüklükleri, gelir gider tahminlerini, bütçe dengesini ve borçlanma durumunu ele almaktır.
Ayrıca kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içermektedir. Orta vadeli program makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleriyle öncelikli reform alanlarını ve takvimini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlar önümüzdeki 3 yıllık dönemde ekonomimizin yol haritasını oluşturacaktır. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerle birlikte ülkemizde siyasi belirsizlikler ortadan kalkmış ve seçimsiz uzun bir döneme girilmiştir. Seçimlerin hemen ardından uygulamaya koyduğumuz ekonomi programıyla da politika belirsizliklerini ortadan kaldırmış olduk. Dolayısıyla belirsizliklerin, siyasi ve politika belirsizliklerinin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin güçlendiği bir dönemdeyiz. Güncellediğimiz bu orta vadeli programla da kararlı bir şekilde ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacak, refahını artıracak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ayrıca OVP'nin ilk yılına yönelik uygulanacak politikalar ve somut tedbirler 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında ayrıntılı olarak yer alacaktır. Değerli arkadaşlar, şimdi orta vadeli programın hazırlık süreciyle ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Orta vadeli program hazırlık sürecimizde farklı paydaşlarla kapsamlı istişare toplantıları gerçekleştirdik. Bu süreçte toplumsal ve ekonomik hayatın çeşitli aktörlerinden gelen görüş ve önerileri dikkate alarak daha kapsayıcı ve etkin bir politika seti oluşturmayı amaçladık. Geçen sene de aynısını yapmıştık. Bu yılda benzer şekilde katılımcı bir anlayışla hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte sendikalar, meslek kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, finansal kuruluşlar, tarım sektörü temsilcileri, esnaf temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız toplantılar toplumumuzun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamamıza ve dokümanımıza yansıtmamıza büyük katkı sağladı. Bu çok yönlü ve katılımcı süreçle birlikte siyasi sahiplenmenin yanı sıra orta vadeli programın tüm kesimler tarafından sahiplenilmesi ve uygulanabilirliğinin arttırılmasını hedefliyoruz. 2025-2027 dönemini kapsayan OVP hazırlıkları belirli bir takvim çerçevesinde planlanmış ve adım adım ilerlemiştir. Haziran ayında başlayan süreçte kamu kurumları ile bütçe görüşmeleri başlatılmış ve ilgili kurumlardan politika ve tedbir önerileri toplanmıştır. Temmuz ve Ağustos aylarında makroekonomik verilerin değerlendirilmesi, bütçe dengesi ve kamu harcamaları gibi temel konularda çeşitli analizler ve toplantılar yapılmıştır. Ağustos ayının sonuna doğru OVP taslağı nihai hale getirilmiş, ilgili kurumlara ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulmuştur. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile OVP bugün resmi gazetede yayınlanarak resmiyet kazanmış olmaktadır. Bu çalışma takvimini OVP'nin hazırlık sürecindeki her bir adımın titizlikle planlandığını ve zamanında gerçekleştirildiğini ifade etmek için sizlerle paylaşmış oldum. Değerli katılımcılar, şimdi geçtiğimiz yayınladığımız orta vadeli programdan bugüne kadar geçen bir yıllık sürecin bir muhasebesini sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Güncellenmiş OVP'yi sormadan önce bu son bir yılda ne oldu, orta vadeli programımızın sonuçları nasıl gerçekleşti, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz Eylül ayında uygulamaya koyduğumuz orta vadeli program çerçevesinde son bir seneyi değerlendirdiğimizde temel makroekonomik göstergelerdeki öngörü ve hedefler önemli oranda gerçekleşmiş olup mevcut tahminler büyük oranda geçerliliğini korumaktadır. Bu programımızın etkinliğini ve öngörülebilirliğini ortaya koymaktadır. İlk olarak öngördüğümüz takvime uygun olarak dezenflasyon sürecinin etkileri 2024 yılı Haziran ayından itibaren başlamıştır.
Bu tarihten itibaren enflasyon oranında bugüne kadar 23,5 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir ve bu sürecin devam etmesini bekliyoruz. Büyüme kompozisyonundaki dengelenme ile birlikte cari işlemler dengesi beklentilerimizin de altında gerileyerek olumlu bir tablo çizmiştir. İstihdam alanında ise iktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen işsizlik oranları hedeflerimizin de ötesinde bir iyileşme göstermiştir. Kamu harcamalarında etkinlik ve verimlilik arttıkça bütçe açığı da tahminlerimizden daha olumlu bir seyir izlemiştir. Bu durum kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamıştır. Ayrıca makroekonomik göstergelerdeki bu olumlu gelişmeler yatırımcıların ülkemize olan bakışını da olumlu yönde etkilemiş, kredi notları ve ulusal rezervlerimiz artarken ülkemizin risk primi düşmüştür. İzleyen yansılarda rakamsal olarak da ifade edeceğimiz bu sonuçlar 2024-26 OVP'si kapsamında uygulanan politikaların etkinliğini ve ekonomi üzerindeki olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Programımız başarıyla çalışmakta ve sonuç üretmektedir. Değerli arkadaşlar, 2003 yılı boyunca yaşanan küresel ve bölgesel zorluklara rağmen Türkiye ekonomi istikrarlı bir şekilde büyüme gösterdi. Yaşadığımız en büyük deprem felaketine rağmen ve küresel olumsuz gelişmelere ortamında ekonomimiz geçen yıl %5,1 oranında büyüyerek 14 yıl boyunca kesintisiz büyüme sürecini devam ettirmiştir. 2024 yılının ilk yarısında milli gelir büyümesi %3,8 olarak gerçekleşmiş olup ekonomimizin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğini göstermektedir. Şu slaytta gördüğünüz tablo çok çok önemli. Yurt içi talebin büyümeye katkısı 2023 yılına göre önemli oranda azalmış. Buna karşın net mal ve hizmet ihracatı büyümeye pozitif katkı sağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında sanayi sektörü küresel sıkılaştırıcı politikalardan daha fazla etkilenmiş ve milli gelir büyümesinden daha yavaş büyümüştür. Ancak alınan önlemler sayesinde ekonomide dengeli bir büyüme kompozisyonu yakalanmıştır. Enflasyon tarafına baktığımızda ise biliyorsunuz başından itibaren 3 dönemden bahsettik. Geçiş dönemi, dezenflasyon dönemi, kalıcı fiyat istikrarı dönemi. Geçiş döneminin bu program yılında tamamlandığını ve dezenflasyon döneminin başladığını yine bu grafikten görebiliyoruz. 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla birikimli tüfe artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre gerileyerek %52 oranında kaydedilmiştir. Bu durum dezenflasyon sürecinin etkili olmaya başladığını göstermektedir. Eylül ayı ve sonrasında da bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Son bir yılda istihdamın slaytta görüldüğü gibi güçlü artışını sürdürürken işsizlik oranlarının önemli oranda gerilediğini görüyoruz. 2023'ün ikinci çeyreğinde 31 milyon 556 bin olan istihdam 2024 yılının ikinci çeyreğinde 32 milyon 661 bin kişiye ulaşmıştır. Son bir yılda bugünden bir yıl geriye gittiğinizde 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşmuştur. Bu artış ekonominin farklı sektörlerinde istihdam olanaklarının arttığını ve iş gücüne katılımın desteklendiğini göstermektedir. Diğer yandan işsizlik oranlarına baktığımızda 2023 yılının ikinci çeyreğinde %9,7 olan işsizlik oranı bu yılın ikinci çeyreğinde %8,8'e gerilemiştir. İşsizlik oranındaki bu düşüş istihdam artışının ve genel ekonominin güçlenmesinin bir sonucudur. İstihdamdaki artış ve işsizlikteki düşüş uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. İstihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılması
yönünde bu olumlu eğilimlerin güncellenmiş OVP döneminde de devam etmesini hedefliyoruz. 2003-2022 yılları arasında cari işlemler açığımızın milli gayri safi yurt içi hasılamıza oranı ortalama olarak %3,7 seviyesindedir. 2023 Mayıs ayı itibariyle cari işlemler açığımızın milli gelire oranla %6,9 seviyesine kadar yükseldiği dikkat çekmektedir. Rakamsal olarak da 59,9 milyar dolarlara kadar geçen sene ortalarında çıktığını görüyoruz. 2023 yılının Aralık ayı itibariyle cari işlemler açığımızın milli gelire oranının %4'lere düştüğünü, rakamsal olarak da 45 milyar dolar cari açıkla geçen yılı kapattığımızı ifade edebilirim. Bugün geldiğimiz noktada 2024 yılının Haziran ayı itibariyle cari işlemler açığı daha da gerileyerek milli gelirin %2,2'sine kadar düşmüştür. Rakamsal olarak da bu 24,8 milyar dolar mertebesini ifade etmektedir. Cari işlemler açığındaki bu gerileme, ekonomimizin dış şoklara karşı direncinin arttığını ve sürdürülebilir bir dış ticaret dengesine doğru ilerlediğini göstermektedir. Uzun dönem ortalamalarının altına inen cari işlemler açığı, Türkiye'nin makroekonomik istikrarını güçlendirecek önemli bir gelişmedir. Bu olumlu tablo, güncellenmiş OVP dönemi için atılacak adımlarla daha da pekiştirilecektir. Bu slaytta da Türk lirasına olan güven düzeyinin gelişimini görüyoruz. Türk lirasına olan güven önemli düzeyde artmış geçtiğimiz yıl sürecince ve TL mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ciddi bir yükseliş kaydetmiştir. 2023 yılının Ocak ayında TL mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yaklaşık %39 seviyesindeyken bu oran yıl boyunca güçlü bir şekilde artarak 2024 yılı Ağustos ayında yaklaşık %54 seviyesine yükselmiştir. Bu artış TL'ye olan güvenin arttığını ve vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para biriminde değerlendirme eğilimlerinin güçlendiğini göstermektedir. Öte yandan kur korumalı mevduatların payına baktığımızda geçen yılın ortalarında yine grafikte gördüğünüz gibi %28'in üzerinde bir orana çıktığını görüyoruz. Bu oranın hızla gerilediğini ve Ağustos 2024'e geldiğimizde toplam mevduatlar içinde KKM'nin payının %10'a kadar düştüğünü rakamlarla buradan görüyoruz. Geçen yıl zirve yaptığı noktada 3,4 trilyona kadar çıkmıştı KKM bakiyesi. Bugün geldiğimiz noktada 1,6 trilyon TL rakamlarına inmiş durumdadır. Yine dolar olarak ifade edersek geçen yıl en yüksek rakamı 140 milyar dolar olarak görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada kur korumalı mevduat 47,8 milyar dolara kadar, dolar bazında ifade edecek olursak, düşmüş durumdadır. Aynı dönemde yabancı para mevduatlarının payı ise 2 Ocak 2023'te %44,4 seviyesindeyken Ağustos 2024'te %36,3 seviyesine gerilemiştir. Bu eğilimler ekonomi politikalarının etkisi ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan adımların başarısını ortaya koymaktadır. Özellikle TL'nin güçlenmesi ve milli para birimine olan güvenin artması, enflasyonla mücadelede ve makroekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir gelişmedir. Türkiye ekonomisinin gelecekte de bu olumlu eğilimleri sürdürmesini bekliyoruz. Yine geçen yılkiden bugüne baktığımızda rezervlerde önemli gelişmeler görüyoruz. Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023 tarihinde 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. 52 milyar dolara ulaşan bu artış, ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını arttırmak bakımından son derece olumlu bir gelişmedir.
Aynı süreçte risk priminin yine çarpıcı bir şekilde düştüğünü, 2023 Mayıs'ta 703 bas puanlara kadar yükselmişken 3 Eylül 2024 itibarıyla 283 bas puana gerilediğini görüyoruz. Bunun daha da aşağılara geldiği günleri de bu süreçlerde gördük. Bu düşüş uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin arttığını ve risk algısının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Dış finansmana erişimi kolaylaştıran ve dış finansmanın maliyetini düşüren bu gelişmeyi daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz. Rezervlerdeki artış, risk primindeki düşüş ve TL mevduatlarının artışı ekonomi politikalarımızın doğru yönde ilerlediğinin ve piyasalarda olumlu yansımalar oluşturduğunun somut göstergeleridir. Bütçe tarafına bakacak olursak son bir yılda, bütçe dengesi kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini ve ekonomik istikrarı sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. 2003-23 yılları arasında bütçe dengesi ortalama olarak milli hasılamızın %2,6'sı seviyesindeydi. 2023 yılı bütçe kanunu ile öngördüğümüz bütçe açığı %3,5 iken yaşadığımız deprem felaketi ve bunun ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin yansımasıyla geçen yıl bütçemizi yaparken bütçe açığımızı 6,4 oranında belirlemiştik. Bu dönemde deprem felaketi, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemeler ve kamu personeline yönelik ücret artışlarına dair düzenlemeler, kamu harcamalarında artışa ve bütçe dengesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmıştı. Bütün bunlara rağmen alınan tedbirler ve uygulanan maliye politikalarıyla 2023 yılının Aralık ayı itibariyle bütçe açığımız %5,2'ye kadar gerilemiştir. Yansıdan da gördüğünüz gibi bu 5,2 bütçe açığının 3,6 puanı deprem harcamalarından kaynaklanmaktadır. Deprem harcamalarını düştüğünüzde 2023 yılı bütçe açığının %1,6'lar düzeyine kadar gerilediğini görüyorsunuz. Deprem harcamalarının dönemsel harcamalar olduğunu, geçici harcamalar olduğunu ve büyük oranda yatırım niteliğinde harcamalar olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, geçen yıl ilan ettiğimiz reform programımızda, orta vadeli programımızda öncelikli reformlar da belirlemiştik. Burada gördüğünüz üzere çeşitli çeyrekler bazında bir takvimlendirme yapmıştık. Bu noktada da geldiğimiz son durumu sizlerle paylaşmak isterim. Yansıda gördüğünüz gibi birinci çeyrekte 26 reform eylem planımız vardı. Bunun 20'sini gerçekleştirmiş durumdayız. İkinci çeyrekte 8 eylemimiz vardı. Bunun 2'si şu ana kadar tamamlanmış durumda. Sürekli dediğimiz devam eden eylemlerimizin ise ikisinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla ilk yarı için, 2024 yılının ilk yarısı için belirlediğimiz 36 eylemden 24'ünü gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim. Diğer konularda da çalışmalarımızı belli bir aşamaya getirmiş durumdayız. Tamamlanmamış görünen eylemlerde de aslında hazırlık süreçlerimiz belli bir mesafe almış durumda. Örneğin iklim kanunu, katılım finans kanunu, kamu ihale kanunu ve kit yönetişim kanunu gibi hazırlıkları önemli oranda tamamlamış durumdayız. Önümüzdeki dönemde meclisimizin takvimi çerçevesinde bunları kamuoyunun gündemine getireceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi de bir yeni döneme ilişkin, güncel OVP'ye ilişkin sizlerle sunumumu paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir makro politika çerçevesiyle başlayacağım. 2025-2027 dönemi programımızın temel amacı, enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelimizin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde yükseltilmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın arttırılması, sağlanacak refah artışıyla gelirin toplumumuzun tüm kesimlerine
daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu hedefler doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü bir şekilde eş güdüm içinde uygulanması sağlanacak ve enflasyonla mücadele öncelikli temel bir alan olarak ele alınmaya devam edilecektir. Yeni OVP dönemiyle birlikte ekonomimizin sürdürülebilir büyüme ve istikrar hedeflerini gerçekleştirmek üzere atılacak adımları ve öncelikleri belirliyoruz. Bu bağlamda büyümenin kaynaklarında beşeri sermayenin güçlendirilmesi, sabit sermaye yatırımlarının arttırılması ve toplam faktör verimliliğinin yükseltilmesi öncelikli olacaktır. Böylece ekonomimizin rekabet gücü artırılacak ve uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme patikası oluşturulacaktır. Yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması bir diğer kritik stratejimizdir. Bu reformlar ekonomimizin temel yapısını güçlendirerek daha verimli bir üretim ve ticaret ortamı oluşturacaktır. Orta ve uzun vadede bu reformların katkısıyla ülkemizi, ekonomimizi orta üst gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkarmayı hedefliyoruz. Depremin yaralarını bir taraftan sararken diğer yandan dirençli şehirler oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizin yanı sıra gelirin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılımını sağlayarak toplumsal refahı kalıcı bir şekilde arttırmak istiyoruz. Ekonomik büyümenin herkes için eşit fırsatlar sunmasını ve toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak temel amacımızdır. Her zaman söylediğimiz gibi insan odaklı bir kalkınma anlayışıyla tüm politikalarımızı şekillendiriyoruz. Son olarak demografik fırsat penceresinden azami düzeyde faydalanılması, kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımının arttırılması da yine kritik hedeflerimiz arasındadır. Bu uzun vadeli ekonomik büyüme için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Yeni OVP dönemi Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak önemli adımları kapsamaktadır. Programın tüm bu strateji ve hedefleri ülkemizin refah seviyesini yükseltecek ve küresel arenada rekabet gücümüzü arttıracaktır. Bu çerçevede öncelikli reform alanlarını belirlemiş durumdayız. Bunları başlık olarak şimdi söyleyeceğim. Sunumumun sonunda biraz daha açılımlarını paylaşmış olacağım. Birinci, 8 tane ana başlıkla bu genel stratejimizi desteklemeyi öngördük. Birincisi, makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi. İkincisi, kamu mali reformlarının hayata geçirilmesi. Üçüncü başlığımız, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi. Dördüncü başlığımız, yeşil ve dijital ekonomiye geçişe yönelik teknolojik dönüşümün sağlanması. Beşinci hedefimiz, beşinci temel sütunumuz, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasalarının etkinleştirilmesi. Altıncı başlığımız, iş ve yatırım ortamının, affedersiniz, beşinci ve altıncı başlığımızı söyledim. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi. Yedinci başlığımız, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmeye devam edilmesi. Ve son başlığımız, ekonomide her alanda kayıt dışılığın azaltılması, en minimum düzeye indirilmesi. Bunların açılımını sunumumun sonunda sizlerle paylaşacağım. Bu temel politika alanları Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşması için gerekli olan yapısal değişiklikleri hayata geçirecek ve ekonomimizin orta ve uzun vadeli istikrarına katkıda bulunacaktır. Şimdi biraz daha rakamsal boyutlarına geçeceğim yeni güncellenmiş OVP'mizin. Buna küresel görünümü özetlemekle başlamak istiyorum. Çünkü biz de dünya ekonomisinin bir parçasıyız. Dünyadaki gidişatı, ekonomik şartları görmeden Türkiye'nin şartlarını değerlendirmek eksik kalacaktır. Dolayısıyla öncelikle bir küresel görünümle başlamak istiyorum. Küresel hasıla projeksiyonlarına baktığımızda
dünya ekonomisinin 2023 yılında %3,3 oranında büyüdüğünü ve 2024 yılında büyüme hızının biraz yavaşlayarak %3,2 seviyesine gerilediğini görüyoruz. 2025-27 yılları arasında ise küresel büyüme oranının %3,1 ile %3,3 arasında önemli oranda yatay seyretmesini bekliyoruz. Dünyadaki ekonomik aktivitenin tarihsel ortalamaların altında olduğunu bu vesileyle görmüş oluyoruz. Özellikle Avro bölgesi ve ABD ekonomilerinde büyüme oranlarının daha düşük seviyelerde olması beklenmektedir. Avro bölgesi için büyüme oranının %0,5'ten %1,3'e yükselmesi, ABD'de ise 2,5'tan 2,1'e gerilemesi beklenmektedir. Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ekonomiler için ise büyüme oranlarının 2023'te %3,5'tan başlayıp 2027'de %3,9 seviyesine çıkması beklenmektedir. Bunlar küresel büyümenin motoru olarak kalmaya devam edeceklerdir. Son olarak küresel ticaret hacmi beklentilerine bakacak olursak 2003 yılında neredeyse ticaretin durma noktasına geldiğini, 0,3 ile ancak büyüdüğünü görüyoruz. Ancak 2024 ile birlikte %3 bir büyüme artışı var ticarette. İzleyen yıllarda da %3 ve %3,4 aralığında bir ticari büyüme hızı bekliyoruz. 2023'e göre daha olumlu bir perspektifin olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bu bizi nasıl etkileyecek? Dünyadaki küresel gelişmeler. Bunlara baktığımızda öncelikle sevindirici olan bir husus, küresel büyüme tahminlerinde AB'nin ve MENA dediğimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ön plana çıktığını görüyoruz. AB'nin ülkemizdeki ticaretimizdeki payı %40'ın üzerinde, MENA bölgesinin payı %20 civarında. Yani bu iki bölge toplam ticaretimizin %60'ından fazlasını ifade ediyor. Her iki bölgenin de önümüzdeki yıllardaki büyüme perspektifine baktığınız zaman olumlu bir seyir görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'nin büyümesi gelecek yıl bugün 1.2 iken 1.8'lere yükselmiş olacak. Yine MENA bölgesi neredeyse 2 katına çıkan bir büyüme oranına sahip. Bu da dış talep anlamında bizi destekleyecek bir süreç olacak. Diğer yandan küresel finansal koşullara baktığımızda burada da yine bizleri, özellikle gelişmekte olan ülkeleri ve Türkiye'yi olumlu etkileyecek bir görünüm var. Gerek Amerika Merkez Bankası gerek Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz azaltacaklarına dair beklentiler güçlenmiş durumda. Tabii bu bizim de aldığımız rakamlar, beklenen rakamlar, bu gerçekleşmeleri, kararları hep birlikte göreceğiz ama genel eğilim faizlerin düşmesi yönünde olacaktır. Bu da küresel likidite koşullarını olumlu yönde etkileyecek ve gelişmekte olan ülkelere dönük finans akımlarını olumlu yönde etkileyecek diye düşünüyoruz ve Türkiye olarak bundan da istifade edeceğimize inanıyoruz. Diğer yandan yine küresel emtia fiyatlarına baktığımızda da Türkiye için olumlu bir perspektifin oluştuğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Yansıda da gördüğünüz gibi özellikle pandemi ve pandemi sonrası süreçlerde emtia fiyatlarında olağanüstü bir hareket ve yükseliş gerçekleşmişti. Son dönemlerde giderek normalleştiğini görüyoruz. İthalatçı bir ülkeyiz. Enerji başta olmak üzere, sanayinin temel bir takım ham madde girdileri başta olmak üzere ciddi anlamda ithalatçı bir ülke olduğumuzu düşündüğünüzde emtia fiyatlarının önümüzdeki dönem normalleşmesi, bu seyrini devam ettirmesi bizim için de çok kıymetli. Bir taraftan sanayide girdi maliyetlerimiz düşmüş olacak. Diğer taraftan dış dengemize bu katkıda bulunacak. Enflasyonla mücadelemizi yine destekleyecek ve genel istikrarımıza katkıda bulunacak. Şimdi de orta vadeli programımızın temel hedeflerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle
enflasyonla, affedersiniz, büyümeyle başlamak istiyor. 2023 yılında gayri safi yurt içi hasıla büyümesi TÜİK'in yaptığı son revizyonlar sonrası 5,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme oranı pandemi sonrası toparlanmanın etkilerini ve Türkiye ekonomisinin direncini yansıtmaktadır. Ancak yüksek enflasyon riskinin bertaraf edilmesi ve dengelenme süreci daha ılımlı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecini gerektirmektedir. Bu çerçevede 2024 yılında bölgemizde artan jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle, bir taraftan da elbette istikrar programımızın etkisiyle, büyüme oranının %3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Önceki OVP'ye göre bu 0,5 civarında bir revizyonu ifade etmektedir. %4 olarak biliyorsunuz geçen yıl bir tahminde bulunmuştuk. Şu anki tahminimiz bu yıl sonu itibariyle %3,5 olarak revize edilmiş durumdadır. 2025 yılına geldiğimizde büyüme oranının toparlanarak %4 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu dönemde ekonomik reformlar ve yapısal düzenlemelerin etkisiyle büyümenin tekrar hız kazanacağını öngörüyoruz. 2026 ve 2027 yıllarında ise büyüme oranlarının sırasıyla %4,5 ve %5 seviyelerine çıkmasını planlıyoruz. Bu hedefler ekonominin potansiyel büyüme kapasitesine ulaşmasını ve uzun vadede istikrarlı bir büyüme eğilimini yakalamasını amaçlamaktadır. Bu büyüme patikası enflasyonist baskı oluşturmadan sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşımla oluşturulmuş olup dezenflasyon süreciyle uyumludur. Kısa vadede enflasyonla mücadele büyüme üzerinde geçici etkiler yapsa da orta ve uzun vadede bu iki hedef arasında bir çelişki görmüyoruz. Enflasyonun düştüğü bir ortam, aynı zamanda öngörülebilirliğin arttığı, yatırım ortamının iyileştiği, dolayısıyla sürdürülebilir büyümenin de zemininin güçlendiği bir ortamdır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Enflasyonun düştüğü, öngörülebilirliğin arttığı bir ortamda ekonomide dengeli ve istikrarlı bir büyüme sağlamak hem iç piyasalarda hem de küresel alanda Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak ve ekonomik refahı sürdürülebilir kılacaktır. Yeni OVP dönemi dengeli bir büyüme stratejisiyle ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda büyüme oranlarını optimize ederek hem enflasyonla mücadeleyi sürdürecek hem de ekonomik büyümeyi destekleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu grafikte de yine gördüğünüz üzere rakamları paylaşıyoruz. 2024 yılı itibariyle ekonomik büyüklüğümüzün 44,2 trilyon TL'ye çıkmasını bekliyoruz. Dolar bazında, nominal dolar bazında beklentimiz 1 trilyon 331 milyar Türk lirasıdır. Bu da rekor seviyede bir aslında dolar bazında ekonomik büyüklüğe tekabül etmektedir. Kişi başına gelirimizin 2024 sonu itibariyle 15.551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Dönem sonunda ise 83 trilyon Türk liralık bir ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık bir ekonomik hacim ve 20.420 dolar, yani 20.000 dolar seviyelerine çıkmış bir kişi başına geliri hedefliyoruz. Milli gelirimizin uzun dönemli seyrine baktığımızda 2002'de 238 milyar dolardan bugün itibariyle 1 trilyon 130 milyar dolarlara yükseldiğini görüyoruz. Yeni hedeflerimizle bunu az önce bahsettiğim gibi çok daha yükseklere çıkaracağız. Satın alma gücü paritesine göre de son 20 yılda çok ciddi, çarpıcı bir artışın olduğunu uluslararası hesaplardan yine görebiliyoruz. İşte amacımız bunu daha ilerlere taşımaktır. Bugün Türkiye ekonomisi nominal dolar bazında 17. satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomidir. Ülkemizin iddialı hedefleri var. Bunları daha da yukarılara çıkarmak istiyoruz. İstihdama bakacak olursak 2023 yılında işsizlik oranı %9,4 olarak gerçekleşmişti.
Bu oran pandemi sonrası toparlanma sürecinin ve küresel ekonomik belirsizliklerin iş gücü piyasaları üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır. 2024 yılı için ise işsizlik oranını programımızda geçen yıl 10.3 olarak belirlemiştik. Ancak bugün geldiğimiz noktada bunun yıl sonu itibariyle 9.3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. Aşağı yukarı 1 puan geçen yılki tahminimizden daha iyi noktada olduğumuzu ifade etmek isterim. 2025 yılına geldiğimizde işsizlik oranının %9.6 seviyesinde olunacağı öngörülmektedir. Bu oran ekonominin yeniden dengelenme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Ancak 2026 ve 27 yıllarında işsizlik oranlarının sırasıyla 9.2 ve 8.8 seviyelerine gerilemesi beklenmektedir. Bu düşüş eğilimi ekonomik büyüme ve yapısal reformların iş gücü piyasası üzerindeki olumlu etkilerini yansıtmaktadır. Orta vadeli program dönemimiz boyunca 2.3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülmektedir. Bu hedef büyüme potansiyelimizi arttırırken işsizliği kademeli olarak düşürecektir. Sonuç olarak programdaki işsizlik projeksiyonları Türkiye'nin istihdam politikasında yapısal dönüşümleri gerçekleştirmeye ve işsizlik oranlarını düşürmeye kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Yine buradan rakamsal olarak görebiliyoruz nüfusumuzun gelişimi. İş gücüne katılım bu yıl sonu itibariyle 54,5'tan dönem sonunda %56'lara kadar yükselmiş olacak. İstihdam düzeyi 32 milyon 668 binden bu yıl sonu itibariyle tahminimiz 2027'de 34 milyon 941'e yani yaklaşık 35 milyon insanımızın 2027 itibariyle istihdam edileceğini öngörüyoruz. İstihdam oranının %50'lerin üzerine çıktığı yine bir dönem olacak bu orta vadeli dönem ve az önce bahsettiğim gibi işsizlik oranları gerilemeye devam edecek. Burada da uzun dönemde istihdamda nereden nereye gelmişiz bunu özetleyen bir grafiğimiz. 2005 yılında istatistiklerimiz başlıyor. 19,4 milyon kişi istihdam ediliyormuş Türkiye'de. Bugün geldiğimiz noktada 2023 sonu itibariyle 31,6 milyona çıkmış istihdamımız. 12,2 milyon son 20 yılda ilave istihdam oluşturmuşuz. Bu önemli bir rakam. Ben böyle kaba bir hesap yaptım. Nüfusumuz bu da aynı dönemde 17,6 milyon artmış. İstihdamımız ise 12,2. Yani artan nüfusun %70'ini istihdam etmişiz. Bu gerçekten çok ciddi, önemli bir rakam. Bu da önümüzdeki dönem istihdam oranını arttırıcı yönde etkiler üretmeye devam edecek. Az önce söyledim, programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrarı tesis etmek. 2023 yılında küresel tedarik zinciri sorunları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç talep koşulları dahil pek çok olumsuz gelişmenin etkisiyle enflasyon oranı %64,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikalarıyla 2024 yılı için enflasyon oranının %41,5'e gerileyerek enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesi beklenmektedir. Değerli arkadaşlar, burada baktığınızda 2025 yılında 17,5'e revize ediyoruz hedefimizi. %20'nin altında ama geçen yılki oranın birkaç puan üzerinde bir revizyon söz konusu. 2026'da ise tek haneli enflasyon hedefimizi koruyoruz. 9,7'ye düşmesini öngörüyoruz. 2027'ye geldiğimizde ise yine bu eğilimin devam etmesini ve %7'ler civarına düşen bir enflasyon oranı öngörüyoruz. Bu projeksiyonlar Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme ortamına geçiş yaparken enflasyonla mücadelede de kararlı bir duruş sergileyeceğini göstermektedir. Dezenflasyon sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, ülkemizin ekonomik istikrarını koruma ve refah seviyesini yükseltme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.
Enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi yalnızca fiyat istikrarını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadede yatırım ortamını iyileştirerek ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Önümüzdeki dönemde bu hedeflere ulaşmak için para, maliye ve yapısal reform ayaklarından oluşan bütüncül stratejimizle ve tüm ekonomik aktörlerle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni orta vadeli programda cari işlemler açığındaki gelişmeleri de bu tabloda özetliyoruz. Az önce de bahsetmiştim, geçen yılı %4 oranında bir cari işlemler açığıyla kapatmıştık. Bugün geldiğimiz noktada yıl sonu itibariyle cari işlemler açığımızın %2'nin de altına gerileyerek %1.7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Gelecek yıl bir miktar ekonomik toparlanmanın etkisiyle %2'lere çıkmasını, daha izleyen yıllarda ise 1.6 ve 1.3 gibi giderek düşen bir eğilim sergilemesini bekliyoruz. Bu çok çok kıymetli. Kalkınmamızın bizim her zaman önündeki en büyük darboğazlardan biri cari işlemler açığı olmuştur. Burada cari işlemler konusundaki gelişmeler hem makrofinansal istikrar açısından hem de kalkınma sürecimizin sağlıklı yürümesi bakımından çok çok kıymetlidir. Bu projeksiyonlar Türkiye'nin cari işlemler dengesinde iyileşme sağlamak için attığı adımların ve reformların bir sonucudur. Özellikle yüksek katma değerli üretimi hedefleyen yeni sanayi politikası ile ihracatın arttırılması, enerji gibi kritik sektörlerde ithalat bağımlılığının azaltılması ve dış ticaretin optimize edilmesi, cari açığın sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesinde kritik rol oynamaktadır. Sonuç olarak bu hedefler Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirme ve dış ticaret dengesini sağlama yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır. Ekonomimizin sürdürülebilir büyüme patikasında ilerlemesi ve dış şoklara karşı dayanıklılığının arttırılması için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Burada da dış ticaret verilerimizi daha detaylı görmeniz mümkün. Bu yıl sonu itibariyle ihracatımızın 264 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Dönem sonunda ise 320 milyar dolara yakın seviyelerde bir ihracat bekliyoruz. İthalatımızın aynı dönemde 345 milyar dolardan 417 milyar dolarlar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Turizm gelirleri de yine sevindirici. Bu yıl sonu itibariyle hedeflerimizle uyumlu bir şekilde 60 milyar dolara yakın bir turizm geliri bekliyoruz. Dönem sonunda bunun 74 milyar dolara yükselmesini hedefliyoruz. Cari işlemler dengesini az önce ifade etmiştim. Bu yıl sonu itibariyle 22 milyar dolar gibi bir açık öngörüyoruz. Dönem sonunda da yine aynı seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Bu arada tabii milli gelirimiz arttığı için oran olarak çok ciddi bir düşüş bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi de afet sonrası, yaşadığımız tarihimizin en büyük afeti, deprem afeti sonrası hızlı bir mali konsolidasyon dönemine girdik. Bununla ilgili rakamları özetlemek istiyorum. Deprem kaynaklı harcamaların sürmesine rağmen mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik adımlar sayesinde bütçe dengelerinde hızlı bir toparlanma görülmektedir. 2024 yılında bütçe açığının bu yıl bütçede öngörülen %6,4'lük hedefin oldukça altında, milli gelire oranla 4,9 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçen yıl 6,4 demiştik, 5,2 oldu. Bu yıl da yine 6,4 açık öngörmüştük geçen yılki programımızda. Gerçekleşmeyi bu yıl için %5'in altında 4,9 olarak beklediğimizi ifade etmek isterim. Bu gerçekten çok çok sevindirici bir tablo. Bütçe açığının 2025 yılında %3,1 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bütçe açığının milli gelire oranının orta vadeli program döneminde kademeli olarak azalarak 2027 yılında tarihi ortalamalarının da altına %2,5 düzeyine gerilemesi öngörülmektedir. Değerli arkadaşlar, burada da temel rakamları görüyoruz. Harcamalarımıza baktığınız zaman bir miktar nominal olarak artış var ama dikkat ederseniz
Milli gelire oranla harcamalarımızda ciddi bir düşüş söz konusu. Geçen yıl programımızı yaparken merkezi yönetim bütçe giderlerinin milli gelire oranını %26,9 olarak tahmin etmiştik. Geldiğimiz noktada bunu 25,4 olarak revize ediyoruz. Bu da aşağı yukarı bu da çok önemli bir aslında hem tasarruf tedbirlerimizle hem verimlilik tedbirlerimizle harcamaların ciddi anlamda kontrol edildiğini göstermektedir. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise nominal olarak ciddi oranda artmış olmakla birlikte milli gelire oran olarak gelirlerimizin çok fazla tahminlerimizin değişmediğini söyleyebilirim. Yani nominal baktığınızda harcamalar, kamu harcamaları bir miktar artmış, gelirler çok daha fazla artmış gibi görünmekle birlikte milli gelire oran olarak baktığımızda aslında harcama kontrolünün çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirildiğini, gelirlerin de nominal artışla uyumlu bir şekilde arttırıldığını ifade edebilirim. Bütün bunların sonucunda milli gelire oran olarak 6.4 yerine 4.9'luk bir açıkla bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Gelecek yıl ise %3.1 gibi çok daha iyi bir noktaya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu 24'ten 25'e 2 puana yakın düşüş enflasyonla mücadeleye, dezenflasyon politikasına mali açıdan çok güçlü bir destek vereceğimizin de en açık ifadesidir. Değerli arkadaşlar, burada da AK Parti hükümetlerinin en büyük başarılarından birini görüyoruz. 2002 yılı burada yok ama 2002 yılında %10'un üzerinde bir bütçe açığı varken görüyorsunuz belli tarihlerde küresel finansal krizin çıktığı 2009 yılını, pandeminin yaşandığı dönemleri istisna tutacak olursak bizim bütçe açığımızın milli gelire oranı son derece düşük seviyelerde gerçekleşmiş durumda. Tarihsel ortalamamız, son 20 yıllık ortalamamız 2.6. Bütçe açığının milli geliri oranı olarak söylüyorum. Bu gerçekten AK Parti hükümetlerinin en büyük başarılarından bir tanesidir. Mali disiplin çok önemli bir çıpa olmuştur ve bunu önümüzdeki dönemlerde de korumayı hedefliyoruz. Geçmiş dönemlerde konjonktürel nedenlerle bütçe açığının hızlı yükselebildiği dönemler yaşanmış olmakla birlikte hükümetlerimiz mali disiplinin tesis edilmesi ve korunması yönünde her zaman büyük bir irade ortaya koymuşlardır. Program dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altına %2,5 oranına gerilemesini hedefliyoruz. Depreme yaptığımız bu kadar harcamaya rağmen. Bu disiplinli yaklaşım kamu borç stoğunun milli gelire oranına da çok net bir şekilde yansıyor. Burada gördüğünüz üzere 2023 yılında bu AB tanımlı kamu borç stoğu bu arada. Bunun 29 Türkiye'de AB tanımlı kamu borç stoğunun milli gelire oranının 29,3 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla göre 2.2 puan bir azalış söz konusu. 2024'te bunun daha da hızlandığını görüyoruz. 4 puana yakın bir azalışla 25,6 puana gerilemesini bekliyoruz. Kamu borç stoğunun milli geliri oranının diğer yıllarda da aşağı yukarı benzer bir seviyeyi korumasını öngörüyoruz. Bu arada hane halkı borçluluğu ve reel sektör borçluluğunda da ülkemizin uluslararası ortalamaların oldukça altında olduğunu ifade etmek isterim. Kamu borç stoğunda baktığınız zaman gelişmekte olan ülkeler ortalaması %70'e yakın. Avrupa Birliği ortalaması, gelişmiş ülke ortalaması ise %100'ün üzerinde. Bizim bu oranlarla mukayese ettiğinizde çok iyi bir durumda olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu da mali disiplinin en somut yansımalarından bir tanesi. Şimdi makroekonomik gösterge ve uygulama araçlarından bahsetmek istiyorum. Bütün bu rakamlar sonuç. Bu sonuçları nasıl elde edeceğiz? Hangi somut adımlarla elde edeceğiz? Bunlarla ilgili bilgilendirme yaparak sunumumu tamamlayacağım. Değerli arkadaşlar,
Büyüme başlığı altında çeşitli sektörlerde dönüşüm ve yenilikçilik öncelikli adımlarımız arasında yer alıyor. Sanayide sektörel dönüşüm sağlanarak yüksek katma değerli üretim yapısına geçiş hedefliyoruz. Bu dönüşüm sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve dış pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır. Ar-Ge ve yenilikçilik sisteminin güçlendirilmesi büyüme yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır. Ar-Ge yatırımlarının arttırılması, yenilikçi projelerin desteklenmesi ve teknoloji odaklı bir ekosistemin kurulması ekonomimizin yenilikçilik kapasitesini arttıracaktır. Ayrıca yeşil dönüşümün hızlandırılması, çevre dostu üretim yöntemlerinin benimsenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması yine kritik öneme sahiptir. Dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, dijital altyapının geliştirilmesi ve dijital becerilerin artırılması ile ekonomimizi bu alanda çağın gereksinimlerine uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi ile eğitim ve yetenek gelişimi yatırımları yaparak iş gücümüzün niteliğinin artırılmasını planlıyoruz. Ayrıca kamu altyapı yatırımlarının etkinleştirilmesi ve tarımda verimliliğin ve üretimin artırılması büyüme perspektifimizi destekleyen diğer önemli faktörlerdir. Bu kapsamda organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri gibi planlı sanayi alanlarını arttırmayı hedefliyoruz. Sanayi üretim bölgelerinin iltisak hakları aracılığıyla limanlara ve ana ticaret yollarına bağlanmasını öncelikli görüyoruz. Demir yolları başta olmak üzere. Üretim bölgeleriyle pazarlama bölgeleri arasındaki, pazarlar arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi, böylece lojistik maliyetleri düşürerek daha rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmayı ve ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Enerji yine diğer çok önemli bir alanımız. Bu alanda yatırımların arttırılmasını hedefliyoruz. Özellikle Karadeniz doğalgazı ve Gabar petrolü gibi yerli enerji kaynaklarımızı daha bir güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Yine enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli atılımlar planlıyoruz. Burada teknolojinin çok daha etkili bir şekilde kullanılmasını öngörüyoruz. Bürokratik süreçleri de olabildiğince basitleştirme hedefimiz var. Enerji biliyorsunuz ithalatımızda çok temel bir kalem. Son dönemde enerji fiyatları düşmüş olmasına rağmen 70 milyar dolar civarında bir fatura ödüyoruz. Burada atacağımız her adım cari dengemizi iyileştirerek istikrarımıza ve kalkınmamıza katkıda bulunacaktır. Tarımı yine çok çok önemli ve stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Kamu yatırımlarında bu çerçevede sulama yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Sulamada verimliliği arttırmayı yine hedefliyoruz. Havza bazlı sulama miktarına göre bir bitki deseni oluşturma, bu çerçevede desteklerimizi organize etme gibi birçok adımı bu dönemde hayata geçireceğiz. Sayın Tarım Bakanımız bu konuda çok önemli bir hazırlık yapmış durumda. Hem Tarım Bakanımız hem diğer bakanlarımız sektörel politikalarımızla ilgili inanıyorum ki önümüzdeki dönem sizleri, kamuoyunu çok daha detaylı bir şekilde bilgilendireceklerdir. İstihdam tarafında ise yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümler öne çıkmaktadır. Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümler iş gücü piyasasının değişen koşullara uyum sağlamasını ve daha esnek ve verimli bir yapıya kavuşmasını hedeflemektedir. İş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının arttırılması ve kapsayıcı büyümenin sağlanması yine en temel araçlarımızdan biri olacaktır. Kapsayıcı büyüme derken şunu anlıyoruz. Bütün bölgelerimizi kapsayan, bütün kesimleri kapsayan, istihdamı arttıran, KOBİ'leri, küçük orta ölçekli işletmeleri güçlendiren, kadınların iş gücü piyasasına daha çok katılımını sağlayan, dolayısıyla toplumun bütün enerjisini harekete geçiren bir kalkınma anlayışından, büyüme anlayışından bahsediyoruz. Beşeri sermaye ve beceri uyumu diğer bir başlığımız. İş gücümüzün piyasa ihtiyaçlarına uygun becerilerle donatılması
ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi kritik bir adım. Son olarak irade işsizliğin azaltılması, işsizlik oranlarını düşürmek ve istihdamı arttırmak için iş gücü piyasasında daha aktif politikalar izlememizi gerektirmektedir. Burada şunun da altını çizmek isterim. Çalışma Bakanlığımız tabii bu konularda yoğun bir gayret içinde. Sadece bugünün ihtiyaçlarını görerek değil, yapay zeka, diğer bir takım teknolojiler, gelişmeleri de dikkate alarak hangi meslekler devam edecek, hangileri sona erecek, mevcut meslekler nasıl dönüşecek, hangi yeni meslekler ortaya çıkacak, bütün bu hususları dikkate alan, gelecekteki gelişmeleri de dikkate alan bir anlayışla iş gücü planlamamızı gerek genel eğitim sistemi boyutuyla, gerekse daha kısa süreli kurslar, programlar boyutu itibarıyla dikkatle ele alıyoruz. Bu makroekonomik göstergeler ve uygulama araçları OVP 2025-27 dönemi boyunca ekonomimizin büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve sürdürülebilir kalkınmada önemli rol oynayacaktır. Finansal istikrar boyutuna bakacak olursak, finansal istikrar alanında atılması planlanan adımlara baktığımızda, finansal piyasaların sağlam ve istikrarlı bir şekilde işlemeye devam etmesi için finansal düzenlemelerin sadeleştirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu adım finansal sistemin şeffaflığını ve güvenilirliğini arttırarak piyasa katılımcılarının risklerini daha iyi yönetmesine olanak sağlayacaktır. Seçici kredi uygulaması diğer bir başlığımız. Kredi büyümesini kontrol altında tutarak finansal riskleri azaltmayı hedeflerken sermaye piyasalarının geliştirilmesi daha derin ve likit bir finansal yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca katılım finansın geliştirilmesi ve finansal teknolojilerin geliştirilmesi gibi adımlar da finansal sistemin daha kapsayıcı ve yenilikçi olmasını destekleyecektir. Bu çerçevede tasarrufların artırılması da ekonomik istikrar için kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Yurt içi tasarruf oranları artırılarak ekonomik büyümemizi daha sağlam, daha sağlıklı kaynaklarla sürdürmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan fiyat istikrarı için uygulanacak stratejilere geçersek, dezenflasyon sürecine uygun politika bileşimi önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyonun kontrol altına alınması ve tek haneli seviyelere çekilmesi için uygun para ve maliye politikalarının bir arada ve uyum içinde uygulanması gerekmektedir. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar politikası, fiyat artışlarını kontrol altında tutarak hane halkının satın alma gücünü korumayı hedefleyecektir. Ayrıca arz yönlü politikalar ile üretim kapasitelerinin arttırılması ve piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi planlanmaktadır. Bu talep baskısını hafifleterek enflasyonist baskıları azaltmada da önemli bir rol oynayacaktır. Bu iki slaytın da ortaya koyduğu gibi OVP dönemi boyunca ekonomik büyüme, istihdam, finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmiştir. Her bir strateji ve uygulama aracı ekonomimizin sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlemesini sağlamayı hedeflemektedir. Ödemeler dengesi boyutuna baktığımızda atılacak adımlar şöyle özetlenebilir. Ekonomimizin dış ticaret dengesini iyileştirmek için ürün ve pazar çeşitlendirmesi stratejisi büyük önem taşıyor. Etkin ticaret diplomasisi ise uluslararası ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni pazar fırsatlarının değerlendirilmesi için kritik bir unsurdur. Ayrıca ticaretin kolaylaştırılması ve ihracatın finansmanı, ihracat süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve ihracatçılarımıza finansal destek sağlanması yoluyla dış ticaret hacminin artırılmasına katkıda bulunacaktır. İthalat bağımlılığının azaltılması da burada çok kritik. Özellikle stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik ederek cari açığın azaltılması hedeflenmektedir. Bunun yanında hizmet ihracatının geliştirilmesi ve ihracatta yeşil ve dijital dönümün desteklenmesi öngörülmektedir. Hizmet sektörlerinde rekabet gücümüz arttırılacak ve sürdürülebilir ihracat stratejileri benimsenecektir. İş ve yatırım ortamı konusuna gelince burada hedefimiz Türkiye'yi
yerli ve yabancı yatırımlar için daha cazip hale getirmektir. İş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokratik engellerin azaltılması ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması ile mümkündür. Ayrıca düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi, iyi işleyen, hızlı işleyen bir adalet sistemiyle iş dünyasının daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda faaliyet göstermesini sağlamayı hedefliyoruz. Rekabetçi yeni yatırımların tesisi, yeşil dijital dönüşüm ve tedarik zinciri odaklı yatırımların arttırılması ekonomimizin gelecek trendlerine ve küresel rekabet koşullarına uyum açısından büyük önem taşımaktadır. Son olarak sizlere kamu maliyesi alanında sürdürülebilir ekonomik büyüme ve mali disiplin hedeflerimize ulaşmak için uygulayacağımız politika araçlarından bahsetmek istiyorum. Kamu maliyesi başlığı altında devletin mali yapısını güçlendirmek ve kamu harcamalarının etkinliğini arttırmak için bir dizi reform öngörülmektedir. İlk olarak harcamalarda etkinlik sağlanması önceliğimizdir. Bu kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gereksiz harcamaların minimize edilmesi anlamına gelmektedir. Etkin bir harcama politikası bütçe açığını kontrol altında tutarak mali disiplini sağlamak için kritik rol oynadığı gibi dezenflasyon sürecimize de ciddi katkılar sunacaktır. Afetlere dirençli yapının finansmanı yine kamu maliyesinde önemli bir başlığımız. Doğal afetler ve beklenmedik krizlere karşı daha hazırlıklı ve dayanıklı bir mali yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu ülkemizin afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde hızlı ve etkili yanıt verme kapasitesini de güçlendirecektir. Vergilemede adalet ve etkinlik ise vergi politikalarının daha adil ve etkili bir şekilde uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, kamu gelirlerinin arttırılmasına ve mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinlik bu hedefe ulaşmak için hayati bir adımdır. Ekonomideki kayıt dışı faaliyetlerin minimize edilmesi ve denetimlerin çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kamu iktisadi teşebbüsleri, kit yönetim reformu, kamu teşebbüslerinin daha verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasını hedeflerken, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği ise uzun vadede sosyal güvenlik harcamalarının bütçe üzerindeki yükünü azaltmayı ve sistemin kendisi içinde daha sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamlı reform ve politikalar orta vadeli program dönemi boyunca kamu maliyesi alanında disiplinli, etkin ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Mali disiplinin sağlanması, ekonomik istikrarın korunması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi için atılacak bu adımlar ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması açısından da büyük önem taşımaktadır. Kıymetli katılımcılar, sunumumu burada sonlandırmış bulunmaktayım. Bu vesileyle bütün bu çalışmalarda çok ciddi emek harcayan Strateji Bütçe Başkanlığımıza, Hazine Maliye Bakanlığımıza, ilgili tüm bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza, bu sürece katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, sendikalara, ilgili tüm taraflara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Güncellenmiş orta vadeli programın ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni program dönemiyle birlikte ekonomik kalkınma ve sosyal refah hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarla birlikte kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Nasıl ortak akılla hep birlikte planladıysak uygulamayı da aynı anlayış içinde devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekip ruhuyla ve koordinasyon içinde daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa da olsa bir soru cevap bölümü yapacağız. Soru cevap bölümüne geçmek istiyorum. Zamanımızın kısıtlı olduğunu dikkate alarak belli sayıda soru alacağız. Önce soruları alacağız. Daha sonra ben ilgili arkadaşlarımıza soruları yönlendireceğim.
Her bir alanla ilgili az önce bahsettiğim gibi bakanlarımız önümüzdeki dönemde kendi alanlarıyla ilgili çok daha detaylı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacaklardır. Ben sadece genel hatlarıyla orta vadeli programımızı bir bütünlük içinde özetlemeye çalıştım. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de medyada mutlaka bakanlarımız kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerdir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sorularımızı lütfen orta vadeli program dışına çıkmayarak sorarsak çok memnun oluruz. Bugün konumuz orta vadeli program. Onun dışındaki konuları başka platformlarda konuşabiliriz diyorum. Soru sormak isteyen arkadaşlarımıza mikrofon. Kendinizi de tanıtırsanız memnun oluruz. Efendim, Fırat Kozok, Bloomberg'den. Benim ilk sorum Sayın Şimşek'e olacak. Mali tarafta Merkez Bankası politikalarıyla eşgüdümü sağlayacak ne tür sıkılaşma adımları bekleyebiliriz? Siz biraz bahsettiniz ama belki detay anlamında ekleyeceği şeyler olabilir. İkinci sorum Sayın Merkez Bankası Başkanı'na. Merkez Bankası'nın ilan ettiği hedeflerle özellikle %41,5'luk enflasyon hedefi üzerinden hareketle bu hedeflerle OVP'deki hedefler arasındaki uyumu nasıl yorumluyor? Ayrıca OVP'deki büyüme hedefleriyle enflasyon hedefleri arasındaki uyumu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de OVP'deki büyüme hedefleri birçok ekonomistin beklentisine göre daha iyimser. Bu tablo sıkılaşma sürecinin daha kısa süreceği yönde bir endişe oluşturur mu? Teşekkür ediyorum. Mikrofonu diğer arkadaşlarımıza uzatalım. Öncelikle sunumunuz için teşekkürler. Hasan Arslan, TRT Haber. Aslında benim de bir sorum Sayın Şimşek'e büyüme üzerinde. Şimdi bize baktığımız zaman geçen yıl açıklanan orta vadeli programda büyüme hedeflerini 0,5 puan aşağı yönlü revize ettik. Enflasyon tahminlerimizi de hedeflerimizi de yukarı yönlü revize etmiş olduk. Hem bu yıl için 33'tü geçen Eylül'de açıklanan rakam. Onu 41,5'a Merkez Bankası'nın üst bandına, hedefinin üst bandına yakınsamış olduk. 2025-26 enflasyon tahminlerimiz de yukarı yönlü güncellenmiş oldu. Benim sorum hem ikinci çeyrek büyüme açıklandı çok yakın tarihte %2,5 geldi ama üçüncü çeyreğe ilişkin önce verilerde hem imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarında rakamlar çok iç açıcı değil önce veriler üçüncü çeyreğe ilişkin. Büyümeye ilişkin bir yumuşak iniş beklentisi mi bu rakamlar aslında sizin bu yıla ilişkin %3,5 hedefi yumuşak iniş beklentisi mi? Yoksa bu büyümede inişin biraz daha sert olmasını bekleyebilir miyiz ona ek olarak? Bir de yine geçen OVP'de Sayın Şimşek'in söylediği bu çalışanların fiyatla ücretlerine ilişkin bir gerçekleşen enflasyon bir de hedeflenen enflasyon oranında yani şu anda gerçekleşen enflasyon oranında artış yapıyoruz. Aslında bunu hedeflenen enflasyon oranında bu artışları yapmamız lazım demişti bir basın toplantısında. Bunu biraz açabilir miyiz? Bu özellikle 2025'ten itibaren ücret artışlarında biz gerçekleşen enflasyon üzerinden mi artış yapacağız? Başka hedeflenen arkadaşlara enflasyon da bir soru şansı bırakın. Çok oldu gibi. Teşekkür ederiz. Evet. Esra Nehir, Habertürk Televizyonu. Sayın Cevdet Yılmaz, sorum size. Her orta vadeli program sonrası milli gelir üzerinden biz bir kur hesaplaması yapıyoruz ve bunu da haberleştiriyoruz. Sizin bu varsayımınız neyin üzerine? Yani döviz kuru tahmininizi nasıl yapıyorsunuz? Kura yönelik herhangi bir hedefiniz var mı? Buna bir açıklık getirirseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi ki sordunuz bu soruyu. Efendim Arda Erdoğan, CNN Türk Televizyonu. Türkiye ekonomisi konuşulduğunda hep enflasyon ve cari işlemler açığı da beraberinde geliyor. Bunun sebepleri arasında muhakkak rekabet gücünün sanayide üretim tarafında düşük olduğu da ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçlerde eğer Sayın Sanayi Bakanımız da ifade etmek isterlerse sanayi alanında, üretim alanında dönüşümü hızlandıracak, Türkiye'nin rekabet gücünü artırabilecek yeni adımlar neler olabilir? Birkaç cümle edebilirse sevineceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Efendim Mehmet Kalay, İlyas Haber Ajansı. 2003 yılında seyreden 2004 yılında da sınırlı ölçüde yükselen bir ihracat söz konusu. Ben Sayın Ticaret Bakanlığı'na da sormak istiyorum. OVP'de önümüzdeki yıllarda ihracatta hedeflenen artışlara ulaşabilmesi bakımından atılacak adımlar nelerdir? Çok teşekkürler.
Efendim Demirören Haber Ajansı Kaan Ulu, benim Sanayi Bakanı'na bir sorum olacaktı. Yeni nesil enerjili araçlardan batarya teknolojilerine, çip teknolojilerinden yeşil enerjiye kadar kritik alanlarda uygulanacak olan HIT 30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile hedeflenen küresel yatırımların ülkemize ve ekonomimize bu OVP döneminde nasıl bir katkı getirmesini bekliyorsunuz Sayın Bakan? Teşekkür ederim. Selçuk Bekir, Hürriyet Gazetesi. Benim sorumla Çalışma Bakanımıza. Dezenflasyon sürecinde istihdam artışları bir miktar yavaşlıyor. Sonrasında istihdamı nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Enflasyondaki düşüş süreciyle OVP dönemi için öngörülen istihdam artışları nasıl sağlanacaktır? Teşekkür ederim. Sağ olun. Anadolu Ajansı Mert Davut, benim sorum size Sayın Yılmaz. Orta vadeli programın odağında enflasyonla mücadelenin olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda dengeli bir büyüme patikası da sundunuz. Bu da dezenflasyon sürecinde toplum kesimlerine maliyeti en aza indirme çabası olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede sunumda da bahsettiğiniz gibi program dönemi boyunca uygulanacak büyüme stratejisi ne olacak ve büyüme potansiyelini nasıl arttırmayı planlıyorsunuz? Teşekkürler. Bekir Gürdamar, Bloomberg HT. Rakamları, hedeflere baktığımız zaman Türk lirasında reel değerlenmenin devam etmesini bekliyoruz sanırım bir iki sene daha. Büyümede %4 hedefi, %17,5'a enflasyonu düşürmek için çaba gösterirken çok gerçekçi mi bu konuda, neler ekstra neler yapılacak, yapısal reformlar daha detaylandırılacak mı, bunu merak ediyorum. Evet. Burak Karagöz, Bloomberg HT Televizyonu. Efendim, konuşmanızda tarımsal sulama yatırımlarının hızlı bir biçimde arttırılarak ürün verimliliğinin yükseltilmesi program dönemindeki öne çıkan kamu yatırım önceliklerimiz dediniz. Dolayısıyla devlet su işleri verilerine göre tarımda kullanılan suyun sadece %33'ü modern basınçlı sulama sistemleri. Geri kalan %67'lik kısmı da vahşi olarak tabir edilen sistemler. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. OVP'ye göre tarımsal sulamaya önümüzdeki yıllarda ne kadar yatırım bütçesi ayrıldı ve şu an %33 olan modern basınçlı sulama sistemlerinin oranının 2027 sonunda yüzde kaç olması hedefleniyor? Teşekkür ederim. Sibel Can, NTV'den. Sayın Bakan Şimşek'e sorum. İlk vergi paketinin beklentileri karşılamadığına dönük eleştiriler var. Yeni bir vergi paketinin de hazırlandığını söylemiştiniz. Bu pakette vergide adaleti sağlamaya dönük hangi düzenlemeler olacak? Evet, isterseniz değerli arkadaşlar son bir şey, son iki soruyu da alalım. Çünkü artık vaktimizi de epey bir aşmış durumdayız. Teşekkürler. Gökçen Tuncer, Ekotürk TV. Benim sorum da esasen öncelikle hedeflerle ilgili olacak. Şöyle ki şimdi arkadaşlarım da daha önce belirttiler zaten, şu anda 2024 için konulan hedef %41.5. Bu Merkez Bankası'nın koyduğu aralığın üst bandına oldukça yakın. Bu bir faiz indiriminin önünü açacak mı? Dolayısıyla Merkez Bankası bir sonraki enflasyon raporunda bir güncellemeye gidecek mi? Bir de bir önceki OVP'de şöyle bir ifade vardı. Kamu özel işbirliği uygulamalarında etkinliği, verimliliği, ekonomikliliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçevede bir düzenleme yapılacaktır. Şimdi bununla ilgili olarak biz bazı vergilendirmeler gördük ama son bir senede neler yapıldı bu kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili olarak ve de neler yapılacak onu merak ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet. Buyur. Vereceğim arkadaşıma eğer izin verirseniz. Buyurun, çünkü onun mikrofonunu aldım. Sayın Yılmaz, size sormak istiyorum. Siz hem orta vadeli programla ilgili konuşurken hem de az önce sunumunuzda da bunun tamamen sosyal refahı kalıcı hale getirilmesi amaçlanan insan odaklı bir program olduğunu söylediniz. Rakamları izledik. Belki şu anda milyonlar bizi izliyor ve vatandaş şunu merak ediyor. Bu rakamlar benim hayatıma ne zaman dokunacak? Ben çarşı pazara gittiğimde bu iyileşmeyi ne zaman hissedeceğim? Biraz da o bilgi verirseniz teşekkür ediyorum. Arkadaşıma veriyorum çünkü biraz araya girdim. Estağfurullah. Peki.
Benim sorum Sayın Çalışma Bakanı efendim. Buradaki açıklamış olduğunuz programda yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümler. Bu arada kendim de tanıtmayı unuttum. Ülke TV Mustafa Pala. Burada bir esnek çalışma ya da uzaktan çalışma, bu daha öncesinde gündeme gelmişti. Bu OVP'nin içerisinde yeni nesil çalışmadan kastınız bu mu olacak ve mesai saatlerinde de herhangi bir değişiklik olacak mı ve bu özel sektörü de bu konuda teşvik edecek misiniz? Özellikle uzaktan çalışma ve esnek çalışma konusunda. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Şimdi müsaade ederseniz soruları cevaplamaya geçelim. Az önce söylediğim gibi bütün soruları burada tüketme imkanımız yok. Kısıtlı bir süremiz var. Önümüzdeki süreçte hem bakanlarımız hem diğer yetkililerimiz kamuoyunu daha fazla bilgilendirecektir. Ben birkaç şey söyleyip sayın bakanlarımıza sözü vereceğim. Öncelikle bu Merkez Bankası ile OVP uyumu konusunda şunu söylemek isterim. Revize ettiğimiz enflasyon 41.5. Bu Merkez Bankamızın tahmin aralığı içinde olan bir revizyon. Onu aşan bir revizyon değil. Merkez Bankamızla diğer kurumlarla olduğu gibi yine bu süreçlerde istişare içinde elbette hareket ettik. Şunun da altını çizmek isterim. Biz bütün kurumların kendi bağımsız alanlarındaki kararlara saygılıyız. Herkes kendi alanında çalışıyor. Ama elbette Türkiye olarak bütüncül bir stratejiyi de hayata geçiriyoruz. Her zaman altını çizdiğimiz gibi para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar bütünlüğünden oluşan bir stratejimiz var. Bütüncül bir stratejimiz var. Bunu hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla buradaki uyuma son derece hassasiyetle yaklaşıyoruz. Hedefler bir miktar her zaman değişebilir, hedeflerle gerçekleşmeler. Ama önemli olan doğrultunuzdur. Nereye doğru gitmekte olduğunuzdur. Ha, buna bir ay erken ulaşırsınız, iki ay geç ulaşırsınız. Ama sağlıklı bir politika belirlediyseniz ve doğru bir yönde ilerliyorsanız er veya geç hedefinize ulaşırsınız. Dolayısıyla bu süreçteki dışsal bazı şoklardan veya bazı öngörülemeyen gelişmelerden kaynaklanan revizyonlar dünyada da olduğu gibi Türkiye'de, bizde de olacaktır. Bunları garipsememek gerekir. Revizyon olmaması anormal olur. Yani bir yıl önce yaptığınız bir tahminde hiçbir sapma olmadan gerçekleşmesi bir olağanüstü durum olur. Dolayısıyla önemli olan doğrultudur. Nereye doğru gittiğinizdir, hedeflerinizdir, politikanızın tutarlılığıdır. Bunu yaptığınız sürece er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Dediğim gibi bir miktar belki ince ayarlar yaparsınız. Bir miktar zamanlama oynayabilir ama hedeflerinize doğru yürümeye devam edersiniz. Biz orta vadeli programdaki çerçeveyle, mali çerçeveyle, yapısal reform çerçevesiyle Merkez Bankamızın ortaya koyduğu para politikası çerçevesinin son derece uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Büyüme konusunda revizyon dediğiniz gibi bir 0.5'lik bir revizyon söz konusu. Burada tabii sıkı para politikasının etkisi kadar bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin de bir miktar etkisi var. Kuzeyimizde bir savaş, güneyimizde savaş, birçok orta vadeli programı ilan ettiğimizde öngöremediğimiz bir takım gelişmeler de söz konusu. Bunun dışında bir etki de TÜİK revizyonundan kaynaklandı diyebiliriz. TÜİK geçen yılı 4.5'tan 5.1'e revize edince, bazı büyütünce bu bazın 2024'de yansıması takdir edersiniz ki olumsuz yönde gerçekleşti. Dolayısıyla bunun da bir miktar etkisini görmüş olacağız. Orta ve uzun vadede enflasyonla büyüme arasında bir çelişki yok değerli arkadaşlar. Bunun altını ben özellikle çizmek istiyorum. Kısa vadede sıkıntılı geçici dönemler olabilir. Geçici dönemler itibariyle büyüme enflasyonla mücadeleden bir miktar etkilenebilir. Ama bu geçici dönemsel bir etkidir. Esas ilişki olumlu bir ilişkidir. Enflasyonun düştüğü bir ortamda, fiyat istikrarının sağlandığı bir ortamda öngörülebilirlik artmış olur, yatırım ortamı iyileşir, güven ortamı pekişir ve daha
sağlıklı bir şekilde büyüme sağlarsınız. Büyümenin arzın arttığı bir ortamda da yine enflasyonunuza katkıda bulunmuş olursunuz arz yönlü bir şekilde. Dolayısıyla burada bir çelişki, temel bir çelişki görmüyoruz. Ama kısa dönemli, dönemsel bir takım inişler çıkışlar her zaman mümkündür. Bunları da öngörüyoruz. Yaptığımız revizyon çok büyük bir revizyon da değil bu arada. Yani onun da altını çizmek isterim. Az önce dünyadaki rakamları da gördünüz. Gelişmekte olan ülkelerde de dünyada da büyümede çok böyle yüksek oranların olduğu bir dönemden geçmiyoruz. Dezenflasyon politikasına rağmen büyümemizi belli bir oranda tutmayı başarıyoruz. Önümüzdeki dönemde büyüme açısından yine en büyük önceliklerimizden biri büyümenin kompozisyonunu daha sağlıklı hale getirmek, tüketimin talep yönlü, iç talep yönlü katkıların daha ılımlı hale geldiği ama dış talebin ön plana çıktığı, yatırımın, üretimin, ihracatın daha fazla destek verdiği bir büyüme kompozisyonu, büyüme stratejimizin yine çok önemli bir unsuru. Bu da kısa dönemde tüketimle ilgili daha ılımlı bir tüketimi getirse de uzun dönemde aslında tüketimimizi de daha yüksek seviyelere çıkaracaktır. Buradan sosyal refahla ilgili soruyla da bağlantı kuracak olursak, üretmeden tüketemezsiniz. Ne kadar çok yatırım, üretim, ihracat yaparsanız tüketim, sağlıklı tüketim altyapınızı da geliştirmiş olursunuz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu sağlıklı büyüme patikasıyla Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Büyümenin nimetlerini de sosyal adalet ilkesiyle hiçbir kesimi kayırmadan bütün kesimlere belli bir adalet içinde dağıtmayı öngörüyoruz. Kamu çalışanlarından emeklilere, çiftçilerden esnafa, toplumu oluşturan tüm kesimlere bu büyümenin, bu sağlıklı büyümenin sonuçlarını yansıtmayı hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı refah artışı da mümkün hale geliyor. Aksi takdirde bugün yaptığınız bir artış 3 gün sonra eriyip gidiyor. Dolayısıyla burada enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı refah artışını sağlamayı öngörüyoruz. Yine eğitim başta olmak üzere, istihdam başta olmak üzere politikalarımızda insanımızı kendi ayakları üstünde daha fazla duran, daha çok üreten, daha çok kazanan bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Sosyal politika derken sadece desteklerden bahsetmiyoruz. Sosyal bünyeyi güçlendirmektir esas olan. Daha nitelikli, daha donanımlı bir genç nüfusu geleceğe hazırlamaktır. Bu çerçevede politikalarımızı şekillendiriyoruz. Değerli arkadaşlar, kurla ilgili bir soru oldu. Teşekkür ediyorum. Her OVP hazırlandıktan sonra tersine mühendislikle bir kur hesabı yapılıyor ve bu kamuoyuyla paylaşılıyor. O yüzden buna bir açıklık getirmemizde gerçekten fayda var. Şunun altını çizmek istiyorum. Bizim dalgalı kur rejimimiz var. Döviz piyasalarıyla ilgili dalgalı kur rejimimiz var. 2001 yılında başladı ve devam ediyor. Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahminimiz var, ne bir kur hedefimiz var, ne de böyle bir irademiz söz konusu. Kuru esas belirleyecek olan piyasadaki arz ve talep şartlarıdır. Tabii ki spekülatif hadiseler olabilir, onlara müdahaleler olabilir. Onları tabii istisna görüyorum. Ama esas olan piyasadaki arz ve talep ve bunun oluşturduğu dövizin fiyatıdır. Dolayısıyla bizim ama bir döküman hazırlıyoruz bir taraftan. Bu dokümanda işte dolar bazında milli gelir var, kişi başına gelir var. Bir hesap yapmak zorundayız. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? Yöntemimiz şu. Bu yılın sonuna kadar piyasa aktörlerinin beklentileri neyse, Merkez Bankamız onu hesaplıyor. Piyasa bir anketle, bir çalışmayla. Piyasa aktörlerinin beklentileri neyse biz onu esas alıyoruz. Bu 2024 yılı sonuna kadar esas aldığımız kur o. Ondan sonraki yıllar için ise 2025, 26, 27'de ise TL'nin ne değer kazanacağını ne değer kaybedeceğini varsayarak bu şekilde bir hesap yapıyoruz. Yani fakat şunun da tabii ki farkındayız. Dezenflasyon politikası izlenen ülkelerde milli paraların genellikle avantajlı olduğunu, daha fazla cazibe oluşturduğunu da biliyoruz.
Ama biz hesap yapıyoruz ve bir kur tahmini yapmıyoruz. Sadece yaptığımız hesapları bir varsayımla paylaşmış oluyoruz. Varsayımımızı çok açık ve net ifade ediyorum. Bu yılın sonuna kadar piyasa beklentilerini esas alıyoruz. Gelecek yıl ve ondan sonraki yıllarda da dünya enflasyonu ve Türkiye enflasyonu farkını dikkate alarak ne değerlenen ne değer kaybeden, değerini olduğu gibi koruyan bir para hesabıyla bu kur hesabını yapmış oluyoruz. Bana yönelik başka bir soru var mıydı? Bir bakayım. Yapısal reformlar. Yapısal reformları çok önemli görüyoruz iki açıdan. Birincisi yapısal reformların somut sonuçları açısından. İkincisi de yapısal reform yapabilen ülkeler güven ortamını daha bir pekiştiriyorlar ve beklenti kanalıyla da kısa dönemli etkiler oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla biz yapısal reformları önümüzdeki süreçte de çok çok önemli bir başlık olarak görüyoruz. YOİK çerçevesinde, EKK bünyesinde, diğer platformlarda bütün bakanlıklarımızla birlikte bunu yapmaya kararlıyız. Kritik sektörlerde özellikle makro politikalar dışında enerji gibi, tarım gibi, sosyal konut gibi birçok alanda reformlarımızla hem halkımızın refahını arttırmayı hem de makro istikrarımıza katkıda bulunmayı öngörüyoruz. Ben burada noktalayayım. Şimdi Maliye Bakanımıza söz veriyorum. Epey bir soru oldu. Mutlaka not almıştır. Buyursunlar. Ben de teşekkür ediyorum. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok kısa bir şekilde birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır. Yani enflasyonun düşürülmesidir. Tabii fiyat istikrarı olmadan az önce de vurgulandı, sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız. Dolayısıyla aslında kalıcı refah artışı için, sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka ve mutlaka enflasyonu düşük tekhanelere indirip orada tutacak, yani fiyat istikrarını sağlamamız lazım. O nedenle de önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Tabii kısa vadeli dezenflasyonun büyüme üzerine olumsuz etkilerin olabildiği az önce de ifade edildi. Ama şunun altını çizmek için bu geçicidir. Dolayısıyla Türkiye'nin önü açık, dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir. Basit bir rakam vermek istiyorum. 1990'lı yıllara gidin. Enflasyon hem yüksektir hem çok oynaktır. Yani inişli çıkışlıdır. Ve büyüme ortalama %3'ler civarındadır. 2000'li yıllara gelin. Enflasyon tek haneye inmiştir. Ve Türkiye'nin ortalama büyümesi %5,5'a yaklaşmıştır. Çok net bir şekilde enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz yüksek büyüme için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Çünkü ancak düşük enflasyon ortamında finansmana erişim daha kolay ve ülke ekonomisi daha öngörülebilir, yatırım ortamı daha elverişlidir. Peki 2025 yılında maliye politikası ile para politikası arasındaki eşgüdüm hususu. Bir kere rakamlardan çok net bir şekilde şunu göreceksiniz. 2025 yılında negatif bir mali etki söz konusu. Yani bütçe açığını azaltıyoruz. Bütçe açığının azalması demek aslında dezenflasyona, enflasyonun düşürülmesine güçlü destek demek. Şimdi bu sene öngördüğümüz bütçe açığı ne? Yaklaşık %4,9 milli gelire oran olarak. Şimdi gelecek sene bunun 3,1'e düşecek olması demek muazzam bir negatif mali etki demek. Yani dezenflasyonu destekleyici demek. Diğer önemli bir husus, yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları hedef enflasyonla uyumlu olacak denildi programda. Programın esaslarından bir tanesi de budur. Bu da dezenflasyonu destekleyicidir.
Diğer bir önemli husus, gelirler politikası da 2025 yılında daha destekleyici olacak. Dolayısıyla burada maliye politikası dezenflasyona çok güçlü destek vereceğini ben buradan ifade etmek istiyorum. Uyum noktasında zaten hiçbir tereddütün olmaması lazım. Eş güdüm noktasında da böyle. Onun için bizim amacımız kısa vadede temel hedefimiz önce fiyat istikrarını sağlamak, sonra kalıcı refah artışını onunla birlikte sağlamak ve bunun daha adil dağılımı. Bu konuda da bir soru geldi. Vergi paketi beklenen düzeyde olmadı. İşte vergi adaletini sağlamaya yönelik ilave çaba olacak mı diye. Bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Son bir yıldır çabalarımızda şunu göreceksiniz. Biz doğrudan vergilerin payını artırmak için, yani vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attık, atıyoruz. Vergi sisteminde etkinliği sağlamak için önemli adımlar atıyoruz. Bakın size birkaç tane örnek vermek istiyorum tekrar hatırlatmak babında. Geçen sene kurumlar vergisini 5 puan artırdık. Hatta banka ve finansal kuruluşların kurumlar vergisi oranını %30'a yükselttik. Bu ne demek? Bu aslında bir yani doğrudan vergilerin artırılması için bir çaba demek. Hemen sonuç doğurmuyor. Zamanla bu sonucu alıyorsunuz. Çünkü geçen sene yaptığınız uygulama ancak bir sonraki sene etkili oluyor. Bakın bu sene çok uluslu şirketlere asgari %15 kurumlar vergisi getirdik. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Yine yurt içi %10 asgari kurumlar vergisi getirdik. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Neden? Çünkü teşvik sistemiyle alınan bir takım indirim imkanları var. Zamanla bu etkili olacak. Bakın, yap işlet devlet modeli kapsamında, kamu özel işbirliği kapsamında yapılan projelerde biz kurumlar vergisi oranını %30'a çıkarttık. Bunlar sadece birkaç tane başlık. Yani doğrudan vergileri nasıl artırdığımıza ilişkin, vergide adaleti tesis etmek için vatandaşımıza ilave bir yük getirmeden vergi sistemini nasıl iyileştirdiğimize dair sadece birkaç tane örnek. Yine yatırım fon ve ortaklıklarına biz vergi getirdik. Mevduata vergi getirdik. KKM kapsamındaki mevduata şirketler için vergi avantajını kaldırdık. Bireyler için, bireysel hesaplar için vergi getirdik. Aşağı yukarı borsa hariç bütün finansal enstrümanlara biz vergi uygulamasına başladık. Bunların tamamı 2024 yılında. Dolayısıyla vergide adaleti sağlamaya yönelik hiçbir dönemde olmadığı kadar son bir yıl içerisinde bir çaba var. Bir hakikaten bunu tabii muhalefet işte yükü vatandaş çekiyor şeklinde kendi perspektifiyle söylem içerisinde. Ama gerçekler bununla tutarlı değil. Gerçekler benim az önce somut bir şekilde ortaya koyduğum net bir resmi yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde de tekrar söylüyorum, vergide adaleti sağlamaya yönelik, yani özellikle bazı istisnaların gözden geçirilmesi, indirimli oranların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza sürekli devam edeceğiz tabii ki. Rantın vergilendirmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir hususu daha vurgulayıp sözlerimi bitirmek istiyorum. Vergide adaleti sağlamak için bence en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Ki programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir. Çünkü kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bakın kayıt dışılıkla mücadele için son çıkan vergi paketinde çok önemli düzenlemeler var. Özellikle izaha davet gibi veya işte belli sektörlerde gidip örneğin denetimler üzerinden bunun sağlanması gibi. Yani biz gidip diyelim ki Maliye Bakanlığı olarak
kayıt dışı işletmelerde biz günlük, işte ayda birkaç gün, yılda birkaç ayda denetim yaparak hasılat tespitine gidiyoruz. Ve o hasılat tespitini biz referans alacağız. Bakın bu o kadar kritik bir adım ki. Herkes genelde işte şu oran şuradan şuraya arttı şeklinde bakıyor. Ama bence son vergi paketindeki en kritik adım buydu. Çünkü bizim hasılat tespiti üzerinden kayıt dışılıkla mücadelede elimiz güçlendirildi. Yüce Meclisimize bu yetki için biz çok teşekkür ediyoruz. Bu hakikaten önümüzdeki dönemde kayıt dışılıkla mücadelede elimizi güçlendiren bir adım. Zaman nedeniyle daha fazla detaya girmek istemiyorum. Bugün Lüksemburg Maliye Bakanı da benim misafirim, onun için birazdan kaçacağım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Orta vadeli programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz oldukça daraldı. Kısa kısa bütün bakanlarımıza da söz vermek istiyorum. Çalışma Bakanımız, buyurun lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli bakanların, basınımızın kıymetli mensupları, bence toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. İki soru geldi Çalışma Bakanlığı'na. Ben izniniz olursa bu iki soruyu bütünleştirerek cevap vermek istiyorum. Bu dezenflasyon süreci, yani enflasyon düşürülmesi için uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının bir sonucu olarak istihdamda geçici bir yavaşlama söz konusu olabilir. Ancak bu süreç orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümenin ve ekonominin yaratılabilmesi için de ve aynı zamanda istihdamın da temelini oluşturmaktadır. Kalıcı istihdam artışı ve kalıcı refah için enflasyonun düşürülerek enflasyonda kalıcılığın sağlanması bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Tabi burada orta vadeli programımız fiyat istikrarına odaklanırken, bunu yaparken aynı zamanda büyümeyi ve istihdamı da koruyacak tedbirleri almaktadır. Ben burada sizler de tanık oluyorsunuz. Dünyada iş gücü piyasaları sürekli bir dönüşüm içerisinde. Biz de istihdamın sürekli artırılması noktasında bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti. 32 milyon 600 bine yakın bir istihdamımız söz konusu. İşsizlik oranımız son 10 ayda %10'un altında gerçekleşmiş durumda. Bu veriler aslında orta vadeli programın hedeflerine ne kadar da yaklaştığımızı göstermektedir. Bunun yanında iç gücü uyum programları, istihdamın artırılması noktasında da bakanlık olarak çok önemli politikalar ve stratejiler uyguluyoruz. Bunların başında iç gücü uyum programı 2 hafta önce hayata geçirdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz çok önemli bir program. Bu program da tarihimizde ilk kez uyguladığımız bir program. Bu program sayesinde daha az maliyetle daha fazla istihdamın piyasada yer almasına katkı getireceğiz. Örneğin daha önce bir TYP bütçesiyle ayırdığımız bir kişilik kontenjana 3 kişilik kontenjan ayrılması söz konusu. Daha önce 200 bine yakın bir TYP hedefimiz varken inşallah iş gücü uyum programıyla 900 bin gibi bir istihdam hedefimiz olacaktır. Bu program şu açıdan çok önemli. Özellikle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve özellikle mücbir sebep noktasında da aslında bu istihdamın geliştirmesi noktasında biz kontenjanları ayırıyoruz. Bu çerçevede özellikle geri dönüşüm, evde bakım hizmetleri ve kamu hizmeti, aklınıza gelebilecek her türlü hizmetin sürdürülmesinde vatandaşlarımıza, özellikle çalışmayan, istihdama katılmak isteyen vatandaşlarımız biz bunları programımıza davet ediyoruz. Ve bu programımız yaklaşık olarak haftada 3 gün ve 22,5 saat olacak şekilde planlanmış. Bu kapsam içerisinde öğrenciler bizim için önemli bir hedef grubu olacaktır. Onların iş gücü piyasasına hazırlanmaları noktasında da bence önemli bir süreç olacaktır. En fazla 10 ay süreyle ve 140 fiili 3 günü şeklinde planlıyoruz. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak kamu hizmetlerinin yürütülmesinde örneğin Milli Eğitim Bakanlığımıza çok önemli bir kontenjan verdik. Bugün aldığımız verilerle 120 bin kontenjan ayırdık efendim. Buna şu an başvuru sayısı 83 bin
dolayında bir başvuru yapıldığını gördük. Bu da programın şu aşamada çok iyi bir noktada olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bakanlık olarak bizim en önemli hedeflerimiz arasında kadın istihdamının, genç istihdamının ve engelli istihdamının artırılması bizim için önemli. Bu makroekonomik dengeler sürdürülürken aynı zamanda bakanlık olarak bizim hedefimiz yeni işler yaratarak aynı zamanda iş gücü uyum programlarıyla birlikte piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünü, gençleri, kadınları piyasaya hazırlamak olacaktır. Bu çerçevede bildiğiniz gibi iş pozitif kadın istihdam programını başlattık. Burada da rakamlar çok önemli. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Şu an 460 bine yaklaşıyor rakamımız. Bunun yanında kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi noktasında 19 Ağustos'ta hayata geçirdiğimiz Women Up projesi. Bu bizim için çok önemli bir projeydi. Yine kadın istihdamının desteklenmesi noktasında bu projeyle ilgili başvurularımız başladı. Özellikle kadınların özel işverenliğe doğru yönlendirilmesi, 2100 kadın işverenin yanında çalıştırdığı kadın oranında sigortaların desteklenmesi ve İşkur aracılığıyla birçok desteklerimiz söz konusu. Tabii hepimizin önemli sıkıntıları arasında NİT'ler geliyor. Ne eğitimde ne istihdamda bulunan gruplara yönelik de çalışmalarımız söz konusu. Aynı zamanda genç işsizliğin azaltılması noktasında yine kayıtlı genç istihdam desteklenmesi noktasında Avrupa Birliği'nden aldığımız bir bütçe var. Bunu daha önce ifade etmiştim. Bu projeyi de hayata geçireceğiz. Aslında tüm bu uyguladığımız aktif istihdam politikalarımızla iş gücümüzün hem yapısını, niteliğini geliştirmeye hem de Türkiye yüzyılında ihtiyaç duyulan iş gücünün şekillenmesine çok önemli bir politika süreçlerini bakanlık olarak biz yerine getiriyoruz. Ancak bunlarla da yetinmiyoruz. Özellikle dijital dönüşüm, yeşil işler, yeni nesil meslekler gibi İşkur Genel Müdürlüğümüzün belirlediği ve özellikle gençlerimizin bu dijital dünyada yönelmek istediği meslekler doğrultusunda da işbaşı eğitim programlarımızla birlikte İşkur aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı yardımcı çok önemli politikaları hayata geçiriyoruz. Bunun gibi Kalfa programımız var. Örneğin Kalfa programı da çok önemli. Bu başlıklar altında geliştirdiğimiz politikalarla da inşallah istihdamı daha da geliştirmeye gayret edeceğiz. Çok vaktinizi aldık. Programların detaylarını daha sonra inşallah daha fazla paylaşırız. Kusura bakmayın. Dar bir zamanımız. Enerji Bakanımızla devam edelim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle OVP'nin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çok kısa enerji tarafında bizim arz güvenliği, dışa bağımlılığı düşürme ve iklim değişikliği ile ilgili Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri kapsamında şekillendirdiğimiz politikaları bu yeni OVP döneminde de kararlılıkla uygulama hedefimiz var. Elbette ki OVP'deki cari açık hedefinde birkaç kez dile getirildi. Özellikle enerji ve maden ithalatı maalesef ciddi boyutta yer kaplıyor. Biz enerji arz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dışa bağımlılığı düşürerek bu cari açıktaki negatif etkiyi azaltmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda yeni dönemde de zaten burada da ifade edildi. Yerli ve yenilenebilir kaynakların en azami şekilde ekonomiye kazandırıldığı, aynı zamanda madenlerimizin katma değerli şekilde elbette çevreyle uyumlu iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirerek yine ekonomimize kazandırılması öncelikli konularımız arasında. Özellikle sanayicilerimiz için yeşil dönüşüm kapsamındaki birlikte çözüm arayışımız, Avrupa'ya ihracat anlamındaki sınırda karbon düzenlemesi hazırlıklarımızda bu anlamda enerji politikalarımızı şekillendiriyor. Sayın Başkan Yardımcımızın ifade ettiği özellikle yerli üretimin artırılmasıyla alakalı bir iki hususa değinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bizim yenilenebilir enerjide bugüne kadar geçmiş 15 yılda yıllık yaklaşık 1500-1600 megawatt olan kurulu gücümüz 2024 yılında bu yıl itibariyle ve bundan sonraki önümüzdeki 10 yılda yıllık yaklaşık 5000 megawatta çıkacak. İnşallah bu yılı da ilk 5000 megawattın üzerinde bitireceğiz. Dolayısıyla bu geçmiş 15 yıldaki performansımızı neredeyse 2-2,5 kat artırarak bundan sonraki süreçte özellikle rüzgar ve güneş kaynaklarımızı devreye almayı hedefliyoruz. Bu OVP'de de zaten ortaya konan önemli hedeflerden bir tanesi. Onun dışında Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz ithalatı
ki burada bizim dışımızdaki birçok jeopolitik gelişme de buradaki ithalat rakamlarımıza etki ediyor. Burada da hedefimiz özellikle bu yıl içerisinde, önümüzdeki yıl 2025'te petrol üretimimizi, yerli ve yabancı varlıklarımızdan petrol üretimimizi, ham petrol üretimimizi %50 artırarak 200 bin varile ulaşmak. Özellikle doğalgazdaki üretimimizi 2025 yılında %50 artışla 10 milyon metreküp güne ama 2026 yılında esas itibariyle %200'lük artışla bugünkü üretime göre 20 milyon metreküp güne ulaştırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu hedefler kapsamında yerli ve yenilenebilir kaynakları maksimum düzeyde devreye almayı hedefliyoruz. Son olarak reformlarla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Zira reform konusunda özellikle yenilenebilir enerji, yerli kaynakların, madenlerimizin devreye alınmasıyla alakalı çok yakın bir zamanda meclisimizin gündemine getirmeyi düşündüğümüz, izin süreçlerini kısaltan, ortalama 4 yılı bulan bu birçok kurumu, birçok belki mahalli idareleri de ilgilendiren izin süreçlerini kısaltmak suretiyle yatırımcıların bu alandaki önünü de açmayı hedefliyoruz. Son olarak söylemek istediğim şey şu, harcamalarda etkinlik OVP'nin önemli unsurlarından bir tanesi. Aynı zamanda desteklerdeki etkinlik de bunlar için önemli. Doğalgaz ve elektrikte desteklerimizi de gelir grubuna göre daha etkin bir şekilde yeni dönemde planlamayı hedefliyoruz ve kitlerimiz TPA, BOTAŞ, Etimaden ve EYÜ yaşında yeni dönemde farklı bir şekilde yapılandırılarak ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı yapmasını hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sanayi Bakanımız buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli basın mensupları. Ben de iki soruya birleştirerek cevap vereceğim. Gerçekten ekonomide sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için, küresel rekabet gücü artışı için, ithalat bağımlılığımızın azaltılması için etkin bir sanayi politikası çerçevesinde sanayide yapısal dönüşüm adımlarını atmamız çok önemli. OVP'de de bu adımlara çok güçlü şekilde yer vermiş olduk. Yüksek katma değerli üretimi güçlendirmek bu adımların ana hedeflerinden bir tanesi. Hem üretimde hem ihracatta orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda malumunuz son dönemde önemli adımları hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan HİT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı bugüne dek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açıklanmış en kapsamlı ve en büyük ölçekli yatırım teşvik programı oldu. Ve bu program tümüyle yenilikçi yüksek teknoloji alanlarına odaklanan, yeni teknolojileri rekabet gücünü sağlayacak ekonomik ölçeğe sahip olarak Türkiye'de hayata geçirmeyi, teknik ve mali yeterliliğe sahip yatırımları önceliklendirmeyi, teknolojik kazanımı boyutu olan yatırımları ve stratejik katma değer sağlayan yatırımları hayata geçirmeyi amaçlayan bir program. Bu programla önümüzdeki dönemde küresel yatırımların, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye gelişinde hızlandırmayı sağlayacağız. Yine Merkez Bankamızla birlikte hayata geçirdiğimiz ve Merkez Bankamızın 3 yıl içerisinde 300 milyar lira kaynak sağladığı yatırım taahhütlü avans kredisi programında malumunuz tümüyle 284 yüksek teknoloji ürünü ve 261 yenilikçi teknoloji başlığına odakladık. Ve bu programın teknik ve stratejik değerlendirme süreçlerini de bakanlık olarak güçlü şekilde gerçekleştiriyoruz. Yine son dönemde hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında ARGE'den seri üretime, TÜBİTAK, KOSGEB ve bakanlık yatırım teşviklerini tek pencereden yine yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak sunuyoruz. Tabii rekabet gücü için en önemli hedeflerden bir diğeri de Türkiye'de ikiz dönüşümü hızlandırmak. İkiz dönüşüm dediğimizde dijital dönüşümden ve yeşil dönüşümden bahsediyoruz. Teknolojik altyapının kurulması, dijital becerilerin yükseltilmesi yönüyle dijital dönüşümde ve özellikle uluslararası düzenlemelere uyum yönüyle karbon emisyonunu azaltıcı yatırımların hızlanması yönüyle de yeşil dönüşümde önümüzdeki dönemde inşallah etkin adımları yine son dönemde ilan ettiğimiz yeşil dönüşüm destek programı ve dijital dönüşüm destek programıyla sağlamayı amaçlıyoruz. Tabii yine OVP'de öngörüldüğü üzere verimliliği artırıcı başka önemli adımları da etkin şekilde atmaya devam edeceğiz. Siz de konuşmanızda ifade ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Planlı sanayi alanlarının gelişimi en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Bugün resmi gazetede yayımlanan ve reform niteliğinde değişimler içeren organize sanayi bölgeleri yönetmeliğinde attığımız adımlarla önümüzdeki dönemde hem OSB'lerde altyapı kurulumlarını hızlandıracağız hem de sanayicilerimizin OSB'lerde yatırım yerine erişimini çok daha kolay ve mümkün hale getireceğiz. Yine OVP'de öngörüldüğü üzere ARGE ve yenilik faaliyetlerinin TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlarımız eliyle güçlü şekilde desteklenmesi, KOBİ'lerin dayanıklılığının
verimlilik odaklı yaklaşımlarla yükseltilmesi, teknoloji girişimciliğinin yükseltilmesi de önemli çalışma alanlarımızdan olacak. Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz ve burada da yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız. Ve yine son olarak ifade etmek isterim ki beşeri sermaye sanayi politikalarımızın ana unsuru olmaya devam edecek ve önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığımız ve organize sanayi bölgelerimiz, sanayicilerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirici ve özel sektörün mesleki ve teknik eğitimde hem sorumluluğunu hem rolünü artırıcı adımları inşallah hayata geçireceğiz. Ben OVP'nin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tarım Bakanımız, buyurun lütfen. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli Hazirun, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. OVP'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hazırlıklarda katkısı bulunan herkese de teşekkür ediyorum. Elbette sulama yatırımları son derece önemli. Çünkü eğer tarımsal üretimimizi artırmak istiyorsak ve bunu verimli bir şekilde yapmak istiyorsak en önemli başlıklardan bir tanesi. Tabii ona gelene kadar aynı zamanda yapısal dönüşümlere de devam etmemiz gerekir. Özellikle açıklamış olduğumuz planlı üretim, sözleşmeli üretim, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması, lojistik ve fire gibi bazı olumsuzlukların organize tarım bölgeleri yoluyla elimine edilerek yine buradaki hususların da pozitif hale getirilmesi gibi konularda yine devam eden hususlar. Sulamaya gelecek olursak şu anda kapalı devre sulama sistemlerimizin oranı %35. Ancak yaptığımız hiçbir yeni sulama sistemlerini açık yapmıyoruz. Bunların tamamı kapalı devre sulama sistemleri olarak devam ediyor. Ayrıca buna bağlı olarak üreticilerimizin de damla sulama sistemleri gibi yatırımlarının da %50'sini hibe programlarımızla biz karşılıyoruz. Yani dolayısıyla burada komple bir sistemin dönüştürülmesi hususu var. Birkaç rakam vermek istiyorum. Bizim hali hazırda sulamaya açılmış olan alanımız 7.2 milyon hektar. 2028 yılının sonuna kadar, yani 2024-2028 döneminde sulamaya açacağımız alan 750 bin hektar. 2028'e kadar da hali hazırda mevcutların da dönüştürülmesi %35'lerden %45'lere gelmiş olacak. Böyle de bir hedefimiz var. Peki tüm bunlar nasıl olacak diye bir soru geldi. 2025 yılında sulama bütçesine ayrılan rakamın oranı %83 artış oranı. Yani dolayısıyla orta vadeli programda bahsedilen tarımsal üretimin artırılması konusundaki kararlılığı da buradan görmek mümkün. Daha birçok detay var ama ben de vaktimizin kısıtlı olması sebebiyle bu kadarla iktifa ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ticaret Bakanımız, buyurunuz lütfen. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli bakan arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler. Ben de orta vadeli programın hayırlı ve başarılı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu programın lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve emek veren herkese çok teşekkürler ediyorum. Geçen yıl 7 Eylül'de açıklanan orta vadeli program gereği baktığımızda 2023 yılı gerçekleşmelerinin OVP hedeflerini büyük ölçüde tutturduğunu göstermekte. Bu yılda 2024 yılı tahminlerin çok büyük ölçüde gerçekleştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekonomideki hedefler ve gerçekleşmeler doğru ve olumlu yolda ilerlediğimizi göstermekte. Biz Ticaret Bakanlığı olarak özellikle dış ticaret dengesinde dış ticaret açığını ve cari işlemler açığının kapanmasındaki olumlu gelişmelerle hem makroekonomik istikrara katkı yapmaktan hem de net mal ve hizmet ihracatının katkı yaptığı bir ekonomik büyüme ve istihdam artışına katkı vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte mevcut çalışma programımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda da yeni hedeflerle küresel
büyümenin ve küresel ticaretin oldukça durgun olduğu bir ortamda dahi hem ihracatımızda artışa devam etmek hem de ithalatımızda kural dışı ve haksız rekabete yol açan ithalat uygulamalarına karşı aldığımız ve alacağımız tedbirlerle dış ticaret açığını azaltma gayreti içinde olacağız. Hem mal ihracatı hem hizmet ihracatındaki artış trendimiz devam ediyor. Son 15 ayda dış ticaret açığımız 44 milyar dolar, cari işlemler açığımızda 41 milyar dolar azalarak dış ticaret açığında yıllık 78 milyar dolar, cari işlemlerde de yıllık 16 milyar dolara Ağustos itibariyle gerilemiş bulunuyoruz. Hedefimiz bu iyileşme sürecinin devam ettirilmesi. Diğer bakan arkadaşlarımızla beraber uyum içinde alacağımız ortak tedbirlerle devam edeceğiz. Katma değerli ihracatı arttırmak, e-ihracatı arttırma yönündeki hedeflerimiz çalışıyoruz. Desteklerimizi arttıracağız. Ticaret diplomasisini arttırarak yeni pazarlar bulacağız. Ve özellikle başta geleneksel pazarımız Avrupa Birliği'ndeki gücümüzü arttırmak, Körfez ülkelerindeki gücümüzü arttırmak, MENA bölgesi, Türkiye Cumhuriyetler, bu alandaki pazarlarımızda ihracat anlamında olumlu gelişmelere devam edeceğiz. Ve başta hizmetler ihracatındaki artış sürecini devam ettirerek cari işlemler dengesinin iyileşmesine katkı vereceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte de orta vadeli program hedeflerimizi son bir yılda olduğu gibi gerçekleştirme yolunda gayretlerimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merkez Bankası Başkanımız bir şey söylemek isterse buyursunlar. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı Ercim, Sayın Bakanlarım, kıymetli hazırın. OBP'deki makro çerçeve ile Merkez Bankası'nın duruşu arasındaki uyum sorulmuştu. Bizim açımızdan burada en önemli unsur tabii kamu ve maliye politikalarının duruşu. Bu çerçevede de orta vadeli plana baktığımızda bütçe açığında ciddi bir gerileme öngörülüyor. Geçen sene 5,2 olarak milli geliri oranı olarak söylüyorum. Gerçekleşen bütçe açığının bu sene işte 4,9, önümüzdeki sene de 3,1 ve daha sonra da %3'ün altına gerileyici öngörülüyor. Bu dezenflasyon süreciyle uyumlu. Buradaki iyileşmeye baktığımızda da bunun önemli bir kısmının harcamalardan geldiğini görüyoruz. Makro çerçeve açısından söylüyorum. Harcamaların milli geliri oranı %27'den önce 25'e sonra da 24'e inecek. Dolayısıyla makro çerçeve olarak değerlendirdiğinde dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Strateji Bütçe Başkanımız bir şey söylemek ister mi? Teşekkür ederim. Orta vadeli programın ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. Evet, ben de tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Orta vadeli programımız hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.